Sonra gazeteciler soruyor da tekrar birlikteyiz. Yine bu hafta gazeteci arkadaşlarımız Hüseyin Cumalı, Sefa Polat ve gergin Hakan Turan'la birlikte. Yine Hakan stres yaptın. Hakan niye stres yaptın onu bilemiyorum ama Hakan yine takıldı. Hakan ufak teknik sorunu olabilir. O kadar stres yaratma. Yani şey bir canlı yayın yapıyoruz yani. Ve anlık bir canlı yayın oluyor. O yüzden strese girme. Yani o yüzünde aynı gömleğin gibi oldu bir anda. Bakayım sen biraz arkandaki televizyonun çalışmadığını görürsün. Stresi göreceğim ben seni şimdi Arkadaki arkandaki. televizyon da çalışmıyormuş arkadaşlar. Onu da bir şey demiyorum. Zaten biz böyle Serdar abi gidiyoruz. Evet, geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta içerisinde Sakarya'da neler oldu? Onları sizlerle birlikte yorumlayacağız. Gazeteci arkadaşlarımızla birlikte. İlk dikkatimizi çeken bu hafta içerisinde olan olaylara baktığımızda yine korona ilk sırada yer alıyor. Öyle ki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde pandemi hastanesi olması gibi bir olay söz konusuydu. Sakarya'da korona ilgili en dikkat çekici önlemlerden biri buydu. Ve yanılmıyorsam Yeni Gün gazetesi çok iddialı bir haberle çıktı. Dedi ki Yeni Gün gazetesi Sakarya Stadyumu pandemide hastaneye dönüştürecek dedi. Onu da görüşeceğiz. Ben merak ettim. Olabilir mi diyerekten onu arkadaşlarıma soracağım. Aziz Duran var, Büyükşehir Belediye Başkanımız, eski başkan rahmetli oldu. Vali Bey'in pandemiye karşı açıklaması ve en önemli olay Sakaryaspor'la ilgili olarak yine kongre sürecinin yaşanması, onunla ilgili konuşacağız. Ve en önce yine Sakarya'nın gündemi olan korona ile başlayalım. Çünkü Sakarya'da vakalar artıyor. Ödem Hüseyin, Evet, hatta vallahi bizim öyle. Hüseyin Cumalı da her hafta programa riske girmemek için çift maskeyle gelip katılıyor. Öyle bir huyu da var eksik olmasın. 24 saatte de maskeyle geziyor. Korona atlatan meslektaşlarımız var. Bunlardan bir tanesi RATET Başkanı Remzi Adıyaman. Sevgili Remzi şu anda bizi canlı yayın izliyor. Ona bağlanacağız. Bu esnada gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız Müjdat Çetin de korona yakalandı. O da evinde bir tedavi süreci geçiriyor. Ona da geçmiş olsun diyoruz. Levent Candan var. Benim yanılabilirim, atlayabilirim. Yani Sakarya'da bu korona salgını bizim medyayı da vurdu, etkiledi. Bizim arkadaşları hepsine biz buradan geçmiş olsun diyerek diyoruz. Evet, Cengiz Olgaç iyileşmiş. Ben hemen arkadaşlar hazırsa Remzi Adıyaman'ı, çünkü geçen hafta bayağı sıkıntılıydı. Bir dönem geçirdi. Hastaneye kaldı Remzi Adıyaman. Remzi beni duyabiliyor musun? Evet, Remzi Adıyaman şu anda. Remzi beni duyabiliyor musun? Seste bir sıkıntı var galiba. Evet, az önce yoktu Serdar ama şimdi var. Evet, Remzi Adıyaman. Evet. Sesin geliyor şu anda, evet. Evet, Remzi bizi duyabiliyorsa biz Remzi'ye tekrar. Evet, Remzi beni duyabiliyor musun Remzi? Sesin, Zafer abi sesi çok az geliyor. Çok az geliyormuş. Tamam, şu anda iyi. Şu anda Evet, şu iyi. anda arkadaşlar stüdyoya alalım. Remzi'nin sesini alabilirsek. Remzi geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Nasıl Eksik olmayın. oldu Allah belki razı olsun. Remzi? Ben niye bu ikinci kez atlatıyorsun yanılmıyorsam bu koronayı? Nasıl oldu? Nasıl belirtiler oldu? Yani nerede bulaştı diye sorayım önce. Yani çok geziyorsun tabii. Sen öyle bir meslek icabında sürekli dolaşıyorsun. Öyle bir korunamadın mı? Ne yaptın da bu korona seni böyle etkiledi? Vurdu daha doğrusu yatağa Şimdi şöyle düşürdü. Buyur. öncelikle stüdyoda bulunan Sefa arkadaşımıza, Hakan arkadaşımıza, Hüseyin abimize, sizlere ve yayın masasında bulunan değerli teknik arkadaşlarımıza hepinize hayırlı akşamlar diyorum. İyi İyi akşamlar. yayınlar diyorum hepinize. Şöyle, Şubat'ın yaklaşık 10'undaydı sanırım. Ben pardon özür dilerim. 4'ünde veya 5'indeydi. Ümre'den geldim. Ümre'den gelirken zaten hasta olarak geldim. Ama biz buna tabii bir tanı koyamadık. Yani bu işte korona falan vesaire diyemiyorduk. Öyle bir tanı yoktu çünkü. Evde bu süreçte bir 10 gün kadar yanılmıyorsam 9 veya 10 gün kadar çok ağır bir grip yaşadım. Yani biz onu o zaman grip diye algılıyoruz. Nasıldı diyelim.
Mesela kemiklerin sızlıyor, damarların çekiliyor, bel ağrısı fevkalade, ondan sonra bir baş ağrısı, gözlerin kızarıyor, öksürük, kuru öksürük, ciğerleri sökülüyor. Tabii bunu birkaç sefer doktora gittik, işte film çekildik vesaire. Tabii ciğerler o zaman otomatikman tabii astım, bronşite dönük bir hastalık olduğunu söylemişlerdi. Ben de daha önce bronşite yaşamıştım, bronşit hastalığı. Dolayısıyla hadi o şekilde onu toparladık diye düşünüyoruz ama şu andaki pandeminin sonuçlarına baktığımız zaman, hani belirtilerine baktığımız zaman oradaki Şubat ayındaki yaşamış olduğum bu hastalıkların aynısını yaşamış oldum. Gripin 5 katı, 6 katı, 7 katı hatta daha fazla ağır bir sendrom yaşıyorsunuz. Yani artık yani Allah'ım diyorsunuz yani kurtulayım diyorsunuz yani ama sonuç itibariyle öyle bir süreç atlattım ve 10 gün, 9-10 gün sürdü. Bu kadar sürmüyordu. Yani ben mesela 2 gün grip yaşardım. 2 gün, 3 gün grip hastalığı, nezle grip. Akşam işte ilaçlarımı içerdim. 1-2 gün böyle terlerdim. Duş alırdık. Hemen sokağa çıkardım. Ama maalesef böyle bir şey olmadı. Bir süreç böyle de yani şeyi merak ediyoruz çok. Hadi Şubat'ta oldu. Kasım'da bir daha oldu. Yani nasıl iki kere vücuda antikor mu üretmedi ve o ikincisi nasıl geçti mesela? Şimdi bu birincisi olağanüstü bir ağırlık. Yani ağırdı benim için. Çok çok zor bir süreçti. İkincisinde de hani malumunuz iş icabı il geziyorsunuz ve birçok insanlarla da haşir neşir oluyorsunuz. Asbel kadar dikkat ettim tabii mümkün mertebe. Her ne kadar fotoğraflarda maske kullanmadıysam da ama genel itibariyle kullandığımı düşünüyorum. Dolayısıyla bunlara dikkat ettik. Mesela arabamda dezenfektan ilacı vardır. Mesela bunları kullandım. Maske asbel kadar kullandım. Arabada iki kişiysek bile ona dikkat ettim. Şöyle ben son günlerde spor salonunda yazılmıştım, fitness salonuna. Bu fitness salonunda da önce gittim, inceledim, baktım, içerik dediler. İşte sürekli temizlik yapılıyor dediler vesaire. Ama yaklaşık bir hafta, 10 gün sonucunda hatta benim yanımda çalışan bir arkadaşımızla beraber biz başladık. Başladıktan sonra bir hafta 10 gün sonra cumartesiydi hiç unutmuyorum. Sabah bir ağrılar başladı. Kemiklerimiz sızmaya başladı. Artık hani spora gidelim mi gitmeyelim mi diye de düşünmüştüm. Artık bir halsizlik hissetmeye başladım. Damarlarım çekmeye başladı. Sonra bizim elemana dedi ki arkadaşımda gel dedim sende öyle bir şey var mı? Abi dedi bende de aynısı var dedi. Ya dedik bir pandemi falan olmasın dedik bu korona falan mesela bir şey olur mu dersin falan diye düşündüm. Yok abi dedi ben grip olduğunu düşünüyorum dedi. İyi o zaman akşam eve gittiğimde olağanüstü bir sıtma geldi. Üşümek, yorgan, üstüne bir daha bir yorgan, battaniye, işte çorap, patika falan hepsini giydim. Ona rağmen olmadı. Yine üşüyorum. Titreme başladı. Eşime söyledim böyle. Hemen işte oğlum geldi. Apar topar hastaneye gittik. Doğum evi, eski doğum evi şu andaki biliyorsunuz mevcut işte pandemi hastanesi. COVID ile ilgili orada çalışmalar yapılıyor. Tahlilleri verdik. Tahlilleri verdikten sonra döndük. Sabahleyin erkenden aradılar. Dediler pozitif çıktınız. Ondan sonra da ilaç tedavisine başlandı. Ama yine ben bu Şubat ayında yaşamış olduğum ağrıların hemen hemen aynısını yaşamaya başladım. Belim sanki ortadan kırılacak. Damarlarım çekiliyor. Göz pınarları arttı bu kenarlar falan ciddi bir kızarma söz konusu. Bir baş ağrısı. Şimdi oradan o süreçten işte önce 8 tane hap sabah. Akşam bir 8 tane daha. 3 gün böyle devam etti. Diğer günler 3'e düştü işte 3'er tane falan. Söylentiler oldu. İşte bu hapları içeyim, içmeyeyim vesaire şudur budur. Ama biz sürekli içtik. Doktor ne diyorsa onu uyguladık.
Akabinde işte bal, ıhlamur, işte nedir, ona benzer bazı ürünler falan, pekmez, şu bu falan vesaire. O yandan da bitki tedavisi de görmüş oldum. Şu anda iyi miyim? İyiyim ama tabii boğaz ağrıları, öksürük, onlar devam ediyor. Onlar bir süre daha devam edeceğini söylediler. Dün de akciğer filmi çekildik. Ciğerlerde biraz hasar var. Bu da biraz zaman istiyor. Yani ciğerlerde hasar bırakıyor, onu söyleyeyim. Ben biraz ağır geçirdim. Yani çünkü hafif geçirenler var. Konuştuklarımıza baktığımızda. Ciğerdeki hasar ne yapıyor? Mesela 10 günlük yatış sürecinde nefes darlığından hastaneye acil gittim bir ara. Ambulans geldi. Nefes darlığı ve göğüs ağrısı. Daha önce kalp krizi geçirdiğim için de tedirginliğimiz oydu. Acaba hani kalp krizi mi geçiriyoruz? Mevcut işte biliyorsunuz pırtılaşmaya sebebiyet veriyor COVID-19. Zaten ölenlerin çoğu da pırtılaşmadan gidiyor. Emboli yani pırt atması. Evet. Dolayısıyla oradan biraz tedirgin olduk. Ama elhamdülillah orada da bir sıkıntı olmadı. Remzi, bir şey soracağım. Ben merak ettiğim nokta şu var. Siz ilkini Şubat ayında virüs oldunuz, COVID-19 oldunuz. Sonra Kasım ayında oldunuz. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi normalinde sizin anlattıklarınızdan ben şunu anladım. İkincisi daha mı çok ağır geçti? Şimdi şöyle... Hala izi de İkincisi kalmış. Daha ağır. Evet, izi de kalmış galiba. Şu an hala öksürüyorsun sen. Dikkat ediyorum. Öksürük de var hala sizde. Evet, devam edecek zaten. O 15 gün, 20 gün devam edecek. Ciğerlerde şu anda dün işte araştırmada Kocaeli'de eğitim araştırmada Derince'de film çekildik. Yeğenimiz doktor orada. Eksik olmasın. Onunla sonuçlarda ciğerlerde bir hasar var. Yani onu gördük. Bu hasar da işte bu ciğerdeki göz şeylerde işte artık bir sertleşme söz konusu. Seni biraz yani mesela örnek veriyorum, merdiven çıkacağın zaman yoruyor seni. Ciddi yoruyor. Yani nefesin kesiliyor otomatikman. Bunu atlatacağız diye düşünüyorum. O 15-20 gün sürer dedi. Hatta dedi bu bir ay, bir buçuk ayı da bulabilir dedi. Öksürük devam edecek bir süre daha dedi. İlkine oranla şimdikini daha bilinçli atlattığımı düşünüyorum. Ama daha ağır, bunu söyleyeyim. Ben de onu anlamadım. Şimdi vücudun antikor üretmesi var değil mi? Antikor. Üretmesi. Yani ilginç bir... İlginç yani ben... Mesela Yılmaz Vural da aynı şekilde, bugün aynı şekilde oldu. İkinci kez. Evet. Yani onun durumu ağır. Ay, ama bu sefer ama yıktı. Birincisini atlatan, birincisini geçiren, ikincisi hafif geçiriyor işte diye. Bu bize şunu gösteriyor, virüse yakalanmış olsak bile dikkat etmeye devam edeceğiz. Ben o yüzden özellikle Remzi Bey'i, ben Remzi Adıyaman özellikle ben dedim hani bizi yayına alıp, çünkü herkese şöyle bir kanı var Sakarya'da ve herkes biliyor, virüsü atlatan bir daha virüs olmaz. Öyle bir kanı var Remzi, insanlarımızda. Yok. Ve ben o yüzden size özellikle dedim ki hani yaşadıklarınız ikincisindeki anlatın diye özellikle ben Hüseyin'le biz bugün görüştük. Yani şimdi, dedik böyle. Remzi abi ilkinde peki COVID-19 teşhisi koyulmuş muydu sana? İlk geçirdiğinde COVID-19... O zaman yok. O zaman tanı yoktu. Şubat ayında. Şubat'ta o zaman işte hastaneye gidip bu COVID-19 mudur değil mi tanısı yoktu. Peki sonradan geçirip geçirmediğine dair bir test yaptırdın mı? Hani bize mesela... Gelip yapmışlardı, hiç Covid oldunuz mu gibilerinden, geçirmiş misin, geçirmemiş misin diye test olmuştuk biz. Şimdi ben hastaneye, çıktı mı? Hastaneye gittiğimde tahlillerimi verdikten sonra sorduklarında Şubat ayında belirtilerin aynısını yaşadığımı söyledim. Hatta ağır da yaşadığımı söyledim yani. Çünkü ben grip daha önce sürekli, ben yılda bir sefer aşağı grip hastalığına yakalanıyordum. Ama ben böyle bir grip yok. Bir gün, iki gün biterdi. Bizim bu yaşadığımız 9-10 günlük süreçte böyle bir ağrılar yok zaten. Kemiklerimizin sızlaması, damarlarımızın çekmesi, bu hiçbir zaman bizde böyle bir şey olmuş değil. Ben bunu anladım. Bunu çünkü benimle beraber, yani Ümre'den gelen arkadaşım mesela
O da aynısını söylemişti ki Ümre'den gelen birkaç arkadaşımız da bu tanı koyuldu. Mesela onlar İstanbul'daydı mesela. Ama aynı şu anda Şubat ayında yaşadıklarımın aynısı ya, birebir olarak aynısını şu anda yaşadım. O ilginç. Yani ondan sonra biz zaten kanaat getiriyorum. Çok rahat. Yani ben şunu, hani Covid olup olmadığını çok rahat anlayabilirsiniz yani. Yani nedir? Öksürük, yani öksürükten ziyade işte boğaz, nefes darlığı, bel ağrısı, zaten beli çatlar zaten. Ortadan sanki kopacak belin dersin. Onunla beraber aynı zamanda damarların o çekmesi, kemiklerin sızlaması. Geçmiş olsun. Koku alabiliyor musun koku? Hayır, hayır alamıyorsun. Tat? Koku, tat, hiçbir şey yok. Yediğin her şey saman. Allah Allah. Hiçbir şey almıyorsun yani, değil mi? Tat olarak zaten özellikle tat, kusura tat alamıyorlar. Yani şimdi benim şöyle bir şey var. İki çocuğum da geçirdi. Hatta bir tanesi şu hala karantinada. Hüseyin. Benim bir tanesi geçirdi. Hüseyin. Bitti. Ötekisi karantinada şu anda. Sen nerede kalıyorsun? Ben başka evde kalıyorum. Hüseyin, yani bize bulaştırma da. Ben hatta hanıma dedim ki ben bir sürüntü daire tutayım orada kalayım. Kabul etmediler ama ablamda kalıyorum. Sürüntü daire. Sen işin fantezisi. Gerçekten bak, şaka yapmıyorum yani. Nerede kalayım abi? Remzi abi çok görmüyorum. Remzi de gördüm sen. Remzi abi çok görmüyorum. Abi çok çok geçmiş olsun vallahi. Peki son bir soru soracağım Remzi. Şu anda kendi nasıl hissediyorsun? Şu anda 15, yani geçen haftaydı. Şu anki nasıl geçtiğin var? Yani daha bu kaç gün tedavin sürecek senin? Veya ilaç veriyorlar mı? Onu sormak istiyorum. Zafer abi, özetleyeyim. Bu COVID-19 çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu ilaçları tamamladık. Onun haricinde bizim öksürüğümüz vardı. Bu öksürüğümüzle ilgili yine bizim aile doktorumuz, eksik olmasın, Aydoğan'a çok teşekkür ederim. Güzel kardeşimiz bizim. O da araştırma hastanesinde İzmit'te. Her fırsatta yakından ilgilendi. Aynı zamanda yine Zeynel Asal, eksik olmasın, öksürükle ilgili vermiş olduğu ilaçları sürdürdüm. Ağrı kesiciler ayrıyetten vardı. Onları devam ettirdim. Şu anda ağrılarım hasbelkader halsizlik var. Mesela çok ani hareket yapamıyorsunuz. Yani nefes yetmiyor. Başınız dönüyor, gözleriniz kararıyor. Bunu hissediyorsunuz. Bir kere şeyden düştünüz. Yani kalıtımsal bir hastalığın var mı senin? Kalıtımsal bir hastalığın. Örneğin şeker, şeker, astım, bronşit. Var kronik, mı? Kronik, yani kronik, kronik. Astım, bronşitim var. Bronşitim var. Astım hastası değilim. Şeker hastası, tansiyonum değilim ama ara ara zaman zaman işte kan şekerim düştüğü olabiliyor. İşte onu da Hüseyin abi çok iyi bilir. Zaman zaman da karşılaştırmışız mesela olaya. Şekerim düşer, çıkıyor ama o anın haricinde öyle bir şeyim yok. Ben şunu söylemek istiyorum Zafer abi. Yani birçok meslektaşımız da maalesef koronaya yakalandı. Özellikle şunun altını çizmek isterim. Tabii ki bizim meslektaşlarımız, onlar da aynı bizim gibi sokaklarda, zaman zaman toplantılarda falan vesaire. Şuna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben şirketi kapattım. Dışarıdan şu anda çalışmalara devam ediyoruz. Evde çalışıyorsunuz. Tabii yani artı dezenfektesini falan sağ olsun belediye yaptırdık. Onun ötesinde maskesiz yok. Kesinlikle ve kesinlikle çalışanların her birine test yaptırdım. Mesela bu şart, bu önemli. Diğer bir konu şunu söyleyeyim abi. Bakın şöyle bir şey var. Aslında hatalarımızı buradan yapıyoruz. Mesela marketlere girdiğimiz zaman marketlerde müşterilerin her biri meyve reyonuna gittiği zaman bütün meyveleri elliyorlar, almıyorlar. İşte reyonlara gidiyorlar, elliyorlar, almıyorlar. Burada bir eldiven sistemi girmesi lazım. Var ama bazı marketlerde var, o uygulanmıyor demek o zaman. Bunu öğrendik. Bazı mesela sözde var da eldiven yok. Yani ben bizim Serdivan'daki bazı marketlerde, şimdi vermeyeyim, var. Var ama demek ki bazı uygulanmıyor. Yani bunu da denetiminle belediyene yapması gerekiyor bu konuda. Evet, buyur. Ben şöyle diğer bir konu açıkçası Türkiye'de şu anda tabii Covid tavan yaptığını söyleyebiliriz ama özellikle Sakarya'da bugünkü bakanımızın da açıklamasıyla %100 bir artış söz konusu. Artık neredeyse 2 kişiden biri değil, yani belki 3 kişiden biri ama artık Covid, yani belki farkında veya farkında değil. Bakın, farkında veya farkında değil. Ya
Mesela ben bazı insanları biliyorum. Ya belirtiler belli. Ağrıları var. İşte gözleri bilmem ne, öksürük var, o var, bu var falan. E kardeşim bir test yaptır. Yok ben COVID değilim. Ben işte gripim muhtemelen. Gibi bir saçma bir yaklaşımla mesela karşı karşıya kalıyorsunuz. Ben bazı arkadaşlarımızı tanıyorum. Korkudan gitmiyor. İşte ben gidersem, COVID'sem 10 gün, 15 gün diyor ben ne yaparım, batarım. İşe gitmeden olmaz. Zihniyetinde olan insanlar da var. Ama bu bir vebal. Bunu söyleyeyim. Yani ben kesinlikle şu anda Hüseyin Cumalı'nın oraya gitmekten imtina ederim. Mesela öyle veyahut da ben oraya gelmekten imtina ederim. Niye? Acaba evine ulaştırırsam mesela o sorumluluğu almak zorundayız. Çünkü şöyle düşünün. Ben mesela COVID oldum. COVID olduktan sonra kayınbiraderim COVID oldu. Büyük oğlum COVID oldu mesela. Şimdi benden midir değil midir? Ya sülalede yaşlı olanlar, kronik hastalığı altına giriyorsun. Vebal altına giriyorsun. Ve o insan can verse ne olacak? Onu ben ölene kadar nasıl çalışacağım bunu? Vebal. Bir de evet, böyle bir şey var. O insanların sana bu yaklaşımla bakması, insan bilmiyorum ama buna çok dikkat. Bunu ben COVID olarak şu anda yaşadığım rahatsızlıktan dolayı çok daha iyi anlayabiliyorum. Yaşayan birisi olarak söylüyorum. Peki ne tavsiye edersin şu anda yani Sakaryalılara? Yani şu anda ikinci kez virüs COVID atlatan ve ikincisinde gerçekten ciddi bir belirtiler gösteren ve sıkıntı atlatan bir virüs olarak, bir isim olarak ne tavsiye edersin şu anda Sakaryalılara? Abi şunu söyleyeyim. Bir kere kesinlikle ve kesinlikle dezenfekte cihazı hani bir kutusu kesinlikle yanımızda bulundurması şart. Üzerimize mesafeye tekrar dikkat edeceğiz. Artı maske şart. Mesela bu konuda da şu anda aramızda veya aranızda en güvenilir Hüseyin Cumalı'dır. Çünkü olağanüstü bir hassasiyet gösteriyor. Mesela siz ben iyiyken mesela yanına uğradığım zaman bile hemen işte maskesini takar, dezenfektesini tutar. Evet, çok dikkat eder. Kapısında yazıları vardır. Almaz, açmaz. Ya bu konuda kesinlikle ve kesinlikle onun yapmış olduğu taktik çok güzel bir taktik. Belki insanlar alınıyor olabilir. Taktik değil de korunma hani yöntemi diyelim. Korunma yöntemi. Gibi. Korunma. Evet, korunma. Evet. Korunma. Mesela evet, biz de şöyle yapıyoruz. Şu anda bizim TV'nin ve Medyabar'ın bulunmuş olduğu yere mümkün olduğu kadar kimsenin gelmesi istemiyoruz. Hatta giriş kapısına misafir almıyoruz diye yazdığımıza rağmen yine gelen oluyor. Ama yani ne kadar korunuruz? Yani camları pencere açık tutup yatıyoruz. Yani kalıyoruz yani Hüseyin, Hakan da biliyor. Yani ama yine de bir türlü oluyor. Yapacak bir şey de yok yani. Ya abi bir şekilde bir yerden mutlaka kapıyor, olunuyor. Hani biz de iyi idare ettik be Zafer abi. İyi idare ettik diyorsun. Valla biz iyi dayandık ailemizi şu anda. İnanır mısın? 9 aydan beri ulaşmadık. 9 aydan beri vaka yok bizde. Şu anda iyiyiz yani. Allah nazar da değmesin. Kimseyi de almıyoruz. Yani dezenfekteler, herkese dezenfekte var, maske var. Yani dezenfektan değil, maske yani. Hayır, biz dezenfekte de diyoruz her yeri. Mesela şu anda bu stüdyoyu biz programdan sonra havalandırıyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Devriyaz Yaman, benim çok gördüğüm bu damlacık yoluyla bulaştığı için maske. Birinci öncelik maske abi. O yüzden mi iki tane çocuk ben çift bizim maske takıyorum. Şu an çift maske. Çünkü Hakan'dan şüpheleniyorum. Çocuk, Sefa'dan kesin şüpheleniyorum. Çok geziyor. Benden? Zafer Tokuş'tan da şüpheleniyorum. Ama benim aşım var. Ama aşın olsan ne olur? Sen aşın ne var. Aşın olsan ne olur? Geçiren bir daha geçiriyor. Geçiren bir daha geçiriyor. Aşı dediğin antikor abi. Ya bir dakika. Remzi abi antikoru almış. Antikorlu adam ama bir daha geçiriyor. Şimdi, ya senin hiçbir şeyin yok yani. Zafer aşın olabilir ama ne yapacağım belli değil. Şimdi Nasıl? Yok. Ulan sen beni nasıl muhabbet ettin ya? Zafer abi bir şey söyleyebilir miyim? Hüseyin ya, abi Hüseyin aşı abi çok özür dilerim. Çok arkadaşlar bir dakika çok özür dilerim. Hüseyin Cumalı kendi ailesinde iki tane birey COVID'e yakalanmışken bizim üzerimizden şey yapıyor. Bu biz bir şey demedik adam kendini kötü hissetmesin şimdi, diye. Öyle şey yapma. Onlar genç adam. Onlar geziyor diyor. Ya evden işe işleri. Arkadaşlar abi bekletmeyelim. 10 dakika önce söyledim Remzi abi uyuyalım diye. Evet Remzi abi. Evet son bir şey daha soracağım. Alalım seni. Şimdi abi biliyorsunuz Eylül ayında Sakarya'da Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali yapıldı. Şimdi biliyorsunuz son dönemlerde işte iptal mi olur mu olmaz mı da hatta gündeme gelmişti. İşte Vali Bey'in birebir girişimleri falan vesaire bu programın yapılmasına karar verildi. Yapılırken de insanlar mesela Türkiye'nin birçok ve Avrupa'dan birçok insan geldi. İnan bana
çok sorumluluk, yani çok korktuk yani, gerçekten korktuk. Ya burada birisi bir şey olsa ne yapacağız dedik. Yani ne yapmamız lazım yani, biteriz falan. Mesela kapıdan termal kamera koydu Büyükşehir. Örnek veriyorum. Sağlık ocağı oluşturdu mesela orada. Dezenfekte her akşam yapıldı çadırlar mesela. O önlemlerin hepsi alınırken mesela ben orada bir bilinçsiz bir tutum içerisinde oldum. Mesela gelene mesela ben samimi olarak herkesi sarılırım, öperim mesela. Oradan yine ne bileyim yıllardan beri böyleyimdir. Abi hoş geldin, kucaklaşırız, öperiz falan filan vesaire. Hatta ben sonradan pişman oldum ama çok insanla sarıldık, çok insanla tokalaştık. Öptük yani, yani seni, sarıldık, öpüştük. Seni, ama, seni ben bir iki yıl uyardım abi bunun için, hatırlıyorsun. Ben, hatta bana sarılmaya kalkıştım, ben kaçtım, kızdım bana hatta onun için. Ben Remzi'ye devamlı uyardım, hem yakaladığını öpüyor. Ya dedim Remzi, şimdi Remzi şimdi her yakaladığını öpüyor. Hayır, dedim, adam Remzi, sempatik adam abi, şimdi şöyle, sosyal adam ister istemez. Kabul ediyorum. Da Remzi dedim, yani sen yakaladığını öpüyorsun, herkesi öpüyorsun öpüyorsun ama yani bir hassas bir dönemden geçiyoruz. Abi elimde değil diyor. Yani ben frenleyemiyorum. Evet. Yani Türk milletinde var mı ama? Böyle dokunma hastalığı var bile. Temas, dokunma. Evet. Ben Remzi var. Abiyi çok görmüyorum. Remzi abi seni çok seviyoruz. Allah şifalar versin abi. Bu Remzi'nin bir parantez atayım burada. Düzelmiş yani. Ben iki akşam önce Remzi'yi aradım. İnanın ya, ondan önce de aradım da konuşamıyor. Nasıl öksürüyor? Allah nasıl öksürüyor? Versin. Nasıl öksürüyor? Vallahi Allah şifa versin. Şu anda iyi hali yani. Remzi'nin iyi hali. Çok geçmiş yani olsun bu abi. Bu iyi hali de... Bu iyi hali diyorum işte ya. Yormuyor. Konuşamadı. Abi nasıl öksürüyor? Peki şu anda evde misin Remzi? Evdesin. Şu anda evdeyim, evdeyim. Evde ne yapıyorsun? Nasıl korunuyorsun yani? Ne yapıyorsun? 10 dakika önce yormuyorsun. Valla eve bir kere kimseyi almıyoruz. Eşim de bizle beraber şu anda gözlem altında, karantinada. Onda bir sıkıntı var mı? Ben 10 gün... yok, o hafif. Ondan çok hafif. Demek ki bünyede, yani, bünyeye göre değişiyor. Tabii. Yani genelde bayanlar hafif atlatıyor yalnız Zafer abi. Allah Allah. Bunu evet, söyleyeyim. Yani birçok bayanlarda bu hafif. Ben onu gözlemledim. Anladım. Remzi geçmiş olsun diyeceğim sana acil abi, yani şifalar ama dikkat et yine de, üçüncüsü olur mu? Ben ikiyi atlatan üçü atlatırım onu da bilemiyorum. Allah korusun, dikkat et abi, geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyorum ya sana. Şimdi, buyur. Çok sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Yani şimdi üçüncüsü olursa ne olur onu ben de bilmiyorum ama yani tabii bizim şimdi ikiyi atlatan iki olan üç işte, olur o zaman Tiker. Dikkat et canım, dikkat et. Yani şöyle 3-4 ay... 3-4 ay, 5 ay falan herhalde geçmesi gerekiyor. Geçiyor öyle zannediyorum ama 3-4 aya kadar herhalde aşı bulunur diye düşünüyorum ya. İnşallah. Abi 3 ay yakalanmıyorsun. 3 ay benim bildiğim. Sigara gibi bağımlılık yoksun. Yapmasın da sonra. Ne? Sigara gibi abi, bağımlılık yapmasın sonra abi. Anlamadım. Bağımlılık yapmasın diyorum. Bir daha koronavirüs vücudunu istemesin sonra. Koronavirüs bağımlılık yapmasın üçüncü olursan diyor. Onu anlatıyor Hakan. Ya şimdi şöyle abi Hüseyin, nasip. KC yaz. Abi çok nasip geçmiş abi. Olsun. Şimdi çok teşekkür ederim. Remzi Bey tekrar geçmiş olsun. 3 ay bir şansım var. 3 ay benim bildiğim bir daha virüs yakalamayı istediğin kadar öpebilirsin 3 ay. 3 aydan sonra mesafeye dikkat et. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. Acil şifalar diliyoruz. Evet. Allah razı olsun. Sağ ol. Cumalı yakaladığını öpüyor. Ben değil, Remzi yakaladığını öpüyor. Ama öyle demişsin. Bizim Hüseyin, tamam. Hüseyin Cumalı'nı yakaladığını öpüyor. Cumalı. Ben öpmüyorum. Ben öpmüyorum. Tam tersi. Sana bir şey diyeyim mi? Hüseyin evet arkadaşlar Cumalı, bana gelin. Vallahi var ya bana Hüseyin Cumalı'da kimse maske gelin. Takmıyorken takıyordu abi. Evet. Gülüyordu millet değil mi sana? Ben şimdi, Cumalı ayında insan almıyordum. Bak, yalnız ne oldu biliyor musun? Bak bu bomba. Remzi Adıyaman seni övdü ya. Evet. Hemen gidip biz de dedi bir şeyler yapıyoruz dedi. Hemen bir çekememezlik var Zafer Tokuş'ta ya. Dedi ya Remzi Adıyaman Hüseyin Cumalı dedi önlemini alıyor dedi şey yapıyor. Zafer Tokuş hemen girdi biz de alıyoruz dedi önlem dedi. Var Zafer de bırak bir kere ön plana çıksın bu adam Zafer Tokuş. Bırak biraz doğru. Şey yapma biraz da biz ön plana çıkalım. Hüseyin Cumalı virüsün ilk çıktığı günden beri en yazılan gazetecidir net. Net. Zaten bir bozuldu ama Zafer. Sen, nedir bu sende Hüseyin Cumalı sevgisi ben, bu akşam ya? Bugün Hüseyin Cumalı aşkı devşirdi sende. Ben Hüseyin abi her zaman severim. Şimdi evet Remzi arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Dikkat etsin diyoruz. Remzi Adıyaman'ın şu anki yayına almamızın sebebi de virüsün hani virüs atlatanlar tekrar virüs olmayacağız diye bir
izlenime kapılmasınlar. İyi yaptın, iyi yaptın. Yani o nedenden dolayı aldık. Şimdi ilk kez virüse yakalanan bir arkadaşımız daha var. O da Müjdat Çetin. Yeni Gün gazetesi genel yayın sorumlu yazı işleri müdürü. Sorumlu yazı işleri müdürü. Şimdi arkadaşlar Müjdat hazır mı onu bilemiyorum. Onu hazırlamadan hazırsa evet arayacaklar Müjdat'ı. Müjdat'ı da şu anda Müjdat'ın bulunmuş olduğu yerde yanılmıyorsa Yenikent'te. Ama önce ondan önce ben şöyle bir haberimiz var. Haberdeyken pandemi hastanesine dönüşüldü. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi. Bunu bir önce onunla ilgili görüntümüzü hazırsa onu hazır mı onu arkadaşları ben rejiden bir uyarı bekliyorum. Eğer o hazırsa, evet hazırmış. Eğitim Araştırma Hastanesi pandemi hastanesine dönüştü. O haberi izlerken biz Müjdat Çetin arkadaşlar bağlanacaklar. Onu yayın almaya çalışacaklar. Önce haberimiz gelsin, sonra tekrar stüdyo olacağız. Vakaların binlerle telaffuz edildiği Sakarya'da Sağlık Müdürlüğü radikal kararlar almaya devam ediyor. Daha önceden pandemi hastanesine dönüştürülen Eski Doğum Evi ve Yenikent Devlet Hastanesi koronavirüs vakaları karşısında yetersiz kalınca Sakarya'da sağlığın bel kemiği pozisyonundaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsü de tamamen pandemi hastanesine dönüştürülüyor. Hastanede bulunan polikliniklerse Korucuk Hastanesi'ne kaydırılacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniklerinde randevusu olanların randevuya gelmeden önce polikliniklerdeki muayenelerinin nerede olduğunu tekrar kontrol etmeleri istendi. Öte yandan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi, merkezde ise Toyota ve Yenikent'e bağlı tozlu poliklinikler normal şekilde çalışmaya devam edecek. Evet, bir gün fena yakalanacağız da ne zaman yakalanacağız bilemiyorum. Çünkü bazen şöyle bir olay var. Biz şimdi şöyle bir olay var. Biz bu yayın öncesinde bir hazırlık yapıyoruz tabii. Yayın öncesi hazırlık. İşte rejiden uyarı geliyor. İşte 30 saniye kaldı, 10 saniye kaldı. Temin bizim Hüseyin İçeri'ye de 2,5 dakika var dedi. Biz de burada rahat konuşurken bazen bir sohbetimize... Sonra birden bağlandı, sen değil Zafer abi deyince ben şok olduk ve son anda Allah'tan ucuz atlattık. Ben bir hafta şey bir yaptım ya. Sefa burada... Polat az kalsın, yani Asli Ceza Mahkemesi yargılanacak bir suça karışıyordu canlı yayında. Şimdi söyleme de şimdi. Söylemeyeyim. O nedenden dolayı... Müjdat abiyi beklerken şu şeye biz bu vaka sayılarının yeniden açıklanmasına bir değinelim ya. Tabii. Yani biz bugüne kadar hep söylüyorduk yani bu vakalar gerçek değil, vakalar gerçek değil. Ben şu an açıklanan vakaların da gerçek olduğuna inanmıyorum yani. Hangisi? Bence 29.000'de bana çok az geliyor. Ne 29.000? 29.000 vaka. Şöyle bir 29.000 vaka açıklanıyor. Ben Sakarya için şöyle vaka vereyim. Belki bunu Sakarya'dan bahsetmiyorum. Hayır, ben Sakarya için vereceğim. Sakarya günlük vaka vereceğim. Bu vakayı da kesin öğrendim rakamlar. Yazmadık aslında biz. Bunu yazmak da gereği yok. Sakarya'da şu anki vakalar 2000 seviyesine gelmek üzere. Günlük. Günlük. Bak yazmadım ben bunu. Hakan biz hatta bugün sana ya da söylemedim. Ben bunu resmi olmadan... Hayır resmi değil. Ben bunu bak... Hayır tamam sen öğreniyorsun. Şöyle bir şey var. Öğreniliyor bir şekilde. Sağlık tamam, Bakanlığı da. Şöyle bir genelgesi var. Bizimle ters düşmesin diyor bakanlığın genelgesi. Bakan açıklaması ters düşmesin diyerekten... Ama ters düşüyor zaten. İllerdeki... Hayır bak Türkiye Tabipler Odası açıklama yapıyor onlara. Evet. Ama ters düşüyor abi. Tamam işte. Bak şimdi biz Sakarya'yı bir şekilde biz öğreniyoruz. Evet. Sakarya'da işte. 2000 vakadan bahsediliyor. Sakarya'nın nüfusu 1 milyon. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon. Yani 29.000 vaka çıkması çok komik bir rakam ya 29.000. Yani bu rakamın... Hala bence... mı şey diyorsun az mı? Hayır tam kesinlikle eksik az eksik mi açıklanıyor yani diyorsun? Eksik açıklanıyor tabii. 29.000 olması bence çok komik kalıyor yani. Evet. Çünkü biz Sakarya'da 2000 olduğunu biliyoruz bir şekilde. Evet. Düşünsene yani İstanbul gibi bir yerde bu kadar sık insanların bir arada olduğu bir yerde burada 2000 çıkıyorsa İstanbul'a kaç çıkıyordur sence Sefa? Bence İstanbul'da sadece 20.000 vaka vardır her gün. Müjdat beni duyabiliyor musun? Evet Zafer Bey duyuyorum sizi. Geçmiş olsun diyeyim ya Müjdat.
uzun zaman oldu görüşmeyeli. Hastalık vesilesiyle. Hastalık vesilesiyle de bir görüşmüş olalım seninle. Sesin de berbat. Müjdat ne oldu yani? Şimdi Müjdat Çetin kim diye soracak olursanız şöyle anlatalım. Müjdat Çetin Sakarya'da uzun yıllar gazetecilik yapmakta olan, yani orta kuşak dediğimiz, ben yaşlı kuşak demiyorum çünkü dediğimiz zaman Cevdet abi deme şimdi. Dinozor dediğin zaman Cevdet abilerin ne oluyor? He? Abi şey. Yani biz şimdi öyle deme. Cevdet abiler falan da evet. Cevdet abiler üstadımız bizim. Biz orta kuşak gazeteci Hüseyin Cumalı'yla birlikte aynı dönemde yetiştiğimiz gazeteci arkadaşlarımızdan. Kendi Yeni Gün gazetesinde genel yayın müdürlüğü yapıyor. Sorum yazışımı da yapıyor. Yani Sakarya basın emektarlarından bir isim. Aynı zamanda Marmara Gazeteciler Federasyonu Konfederasyonu Başkanı. Ve geçtiğimiz hafta maalesef diyorum virüs yakalandı ve şu anda evde istirahat ediyor. Müjdat nasıl oldu? Yani nasıl yakalandın ya? Sen aslında kontrollü, dikkatli bir insansın ama nasıl oldu da yakalandın? Onu bir anlatabilir misin Müjdat? Öncelikle tüm Sakarya halkına hayırlı akşamlar diliyorum. Bildiğiniz gibi korona günümüzün vakası. Yaklaşık sesin ne gitmiş Müjdat senin ya? Ya ses gidebilir, doğal olarak gidecek. Çünkü bu hastalık öyle anlatıldığı gibi veya bize söylenildiği gibi falan değil. Herkes farklı yaşıyor. Hani Remzi, az önce Remzi'ye de bağlandınız. Aha. Remzi, Adıyaman bu hastalığı ikinci kez yaşıyorum falan diyor ama Remzi'nin hakikaten durumu bizden daha kötüydü. Allah şifa versin ona. Ben o kadar kötü olmadım ama bunu neye bağlıyorum? İşte ben her gün limonlu suyumu içerim. İşte her gün ne bileyim değişik balını bu tedavi şeyini hallederim. Yani gerekli gıda takviyesini yapan biriyim. Limonum mesela suyumdan hiç limon eksik olmazdı. Ben buna bağlıyorum mesela. Ben geçen hafta cuma günü baş ağrısıyla geldi bana bu hastalık. Başı felaket bir şey. Nereden bulaştığını halen tespit etmiş diyebilirim. Biz de bildiğiniz gibi spor müdürümüz Ali Fikri Aşık da köye gitmişti bir hafta önce. Yani bundan iki hafta önce gitmişti. Köyden rahatsız olarak geldi ama grip oldum dedi ve doktora gittiğinde de doktor da grip hapı vermişti. Neyse o sonrasında ben cuma akşamı rahatsızlanınca doktor arkadaşımız var bizim profesör, onu aradım. Ali Fuat Bey'i sağa sola da dedim hocam böyle bende baş ağrısı var. Cumartesi günü de yattım hani terledim, ilaç kullandım falan. O da bana dedi ki Müjdat belirti var. Sen mutlaka git bir test yaptır kendine. Onun vesilesiyle gittik test yaptırdık pazartesi sabahı. Hatta iki arkadaş gittik. Yanımda bir arkadaş daha vardı. Sağ olsun diş hastanesinde diğer yerler çok dolu olduğu için diş hastanesinde yaptırdım ben testimi. Pazartesi günü yaptırdım. Akşam saat 8 gibi ben testin pozitif olduğunu öğrendim. Saat 10'da da sisteme düştüm. Peki nebatta sıkıntı var mı? Eşinizde bir sıkıntı var mı? Onda yok, eşimde yok ama tabii sisteme düşünce doğal olarak telefon edildi Ankara. Daha doğrusu Sakarya Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Ankara Sağlık Bakanlığı ama Sakarya Sağlık Müdürlüğü'nden aradık. Dediler ki işte testiniz pozitif. Ben de biliyorum kimle temas halindesiniz. Kimler varsa ona göre. Ben cumartesi günü gazeteye zaten pazar günü gitmemiştim. Pazartesi de gidip yollayıp çıktım. Test pozitif çıkabilir diye arkadaşlara çıktım. Maske takıp gittim. Hiçbir şekilde temas etmedim. Haliyle böyle çıkınca şimdi ortadan 4 gün geçti. Bizde de salı günü işte filyasyon ekibi gelecek denildi pazartesi akşamı. Filyasyon ekibi tam 24 saat sonra geldi. Ertesi gün saat 7.30-8'e doğru geldi. Allah kolaylık versin onlara da. Dedim ki yani ben bir gündür ilaç bekliyorum. Ya bu hastalığı öyle kötü böyle kötü diyorsunuz. Niçin böyle geciktiniz? Dediler ki çok yoğunuz. İki tane bayan geldi sağlıkçı kapımıza. İşte bilgi verdiler. Bavikovir denilen bir ilaç var. Onu bıraktılar. Yani bunu artık herkese veriyorlar. Hatta son öğrenimize göre doğum evine veya eğitim araştırma hastanesine gittiğinizde eğer test yapıldıysa, durumunuz, sendromlarınız varsa, septomlarınız bu ilacı direkt zaten size veriyorlar. Hemen kullanmaya başlayın. Test sonucunu beklemeyin dediklerini de öğrendik. Ve bu ilaç deniliyor 8 tane içeceksiniz. Ben o akşam geldiği için 8 tane içtim. Şöyle ilaç böyle ilaç deniyor ama ben doktoruma da danıştım. Yani arkadaş var uzman doktorlara. O ilacı içebilirsin gönül rahatlığıyla hiçbir sıkıntı yapmaz dediler. Allah'a şükür bende bir sıkıntı yapmadı. Ertesi sabah 8 hapı daha yuttum. Yani bir gün içinde 24 saatte 16 tanesini içiyorsunuz. Öyle 3-4 tane ilaç falan getirmiyorlar. Tek ilaç bu ilaç 50 kapsül işte. 40 kapsül. 40 ilacı 5 günde bitiriyorsunuz. 6-6 sonraki 4 günde 3-3 olmak üzere günde 6'şar olmak üzere
bu ilaç bitiyor. Bu ilaç bittikten sonra yani bu arada ne oldu mesela? İşte eklem ağrıları oluyor mu? Evet oluyor. Benim sırtıma vurdu. Bel fıtığı var bende. Belime vurdu. Diz altlarını ayaklarıma vurdu. Bu ağrı böyle geçiyor. Baş ağrısı geliyor zaman zaman. Sizinle dalga geçiyor. Ağrıyım mı ağrımayayım mı? Hani bak ağrıyorum diyor. Onunla da ilacın ismini vermemde sıkıntı yok herhalde. Yok yok. Tabii buyurun. Parolü önerdi. Parol bu konuda en etkili ilaç dedi. Parolü kullanabilirsin. Her 4 saat veya 6 saatte bir parol kullanabilirsin. Onu tavsiye etti. Yani onlar da ağrılarınızı kesiyor. Felaket bir ter yapıyor. Terliyorsunuz ve uyuyabiliyorsunuz. Çünkü gece de uyuyamıyordunuz. Niye? Başınız ağrı giriyor bir uyanıyorsunuz. Ağrıdan uyuyamıyorsunuz. Sırtınız ağrıyor, belinize vuruyor. Uykusuzluk yaptı mı? Yaptı. İşte bunlar geçtikten sonra ağrılar. Parolü de kullandığınızda bu sıkıntılarınızı gideriyor. Ben şuna bağlıyorum. Ben sigara içmeyen biriyim. Yani ciğerlerimi temiz olarak görüyorum. Bu son zamanlarda işte şeker hastası olabilirsin diye potansiyele gidiyordu. Yürüyüşlerimi falan yaparım. Sabah yürüyüşleri falan yaparım. Yani günde 6000 adımı tamamlamaya çalışırım. Her ne kadar tamamlayamasam da. Ben bunlara bağlıyorum. Yani ben biraz daha rahat geçirdim diye düşünüyorum bu hastalığı. Ha, acıya da dayanıklıyımdır. Belki bize ağrısızlığı yaptı ama ondan mütevellit de kolay geçirdim diye düşünüyorum. Diğerlerini görünce tabii ki. Yani bilemiyorum. Benim başımdan geçen bu. Zaten bugün itibariyle de şeyim bitti, sürem bitti. Kaç gün oldu Müjdat şu anki kanatına süren? 10 günü tam. Ya şöyle ben geçen hafta pazartesiydi. Cuma'ya geldik. İşte pazartesi 8 olsa 3'te öyle 11-12. gün. 12. Yani 14 günü tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Sağlık Bakanlığı bunu da öğrenmiş olduk. Hasta olursanız virüs pozitif çıktığı gün itibariyle size 10 gün süre tanıyorlar. Yeni uygulama. Ama sizin temaslı olduğunuz kişi 14 gün. Diyor ki virüs 4 gün işte nakliyat dönemini geçirir, vücutta yuva yapar, yuva yaptıktan sonra harekete geçmesi 4 gün süre. Senin pozitif çıkmandan önce 4 gün öncesinden bu diye kabul ediyor ve 10 gün yapıyor. Yani bunu da 14 günü o şekilde bağlıyorlar. Şu andaki uygulamaları bu, sistem bu. Ha, bu arada kim arıyor onu da söyleyeyim. İşte aile sağlık merkezinden aradılar. Dediler ki işte bizim sistemimize düştü. Müjdat Çetin misiniz? Evet. Evde misiniz? Evde. Bir sıkıntı var mı? Yok. Sağ olsunlar telefonla birlikte aile sağlık merkezi aradı. Onun dışında Sağlık Bakanlığı'ndan bir kere arandım. Denildi işte var mı bir sıkıntı, bir şeyiniz var mı? Yok dedik. Bir kere de onun dışında da filyasyon ekibi dedikleri bu işte ama ek filyasyon ekibi dedikleri bizim camimizin imamı. Ben camide oturuyorum. İmam-ı Azam caminin imamı geldi. Telefon etti bana. Ya sisteme düştü dedi. Evinizde misiniz? Ben de hocama el salladım. Gitti. Ertesi gün cami müezzini aradı. Evde misiniz diye kontrol ediyor. Binanın etrafında bir tur atıyor. Ben de görüyorum kendisini. Biz zaten bilinçli insanlar olduğumuz için yani çıkma gereği duymadık. Çıkma gereği duymadığımız için ama tabii ki dışarı çıkarsanız ne olur. Peki ihtiyaçları kim karşıladı bu esnada? Yani ihtiyaçları sağ olsun yakınlarımıza kime ne dediysek yani getirdiler kafamıza yıldır Allah razı olsun hepsinden. Hiç öyle bir sıkıntımız olmadı yani. Suyuna kadar, şeyine kadar her şeyini istiyorsanız geldi yani. Şu anda nasılsın Müjdat? Şu anda nasıl kendini hissediyorsun? Sesini biraz şu anda yani şu anda gayet iyiyim. Ses doğal olarak var. Bende aşırı bir öksürük de olmadı ama zaman zaman geliyor balgam attırıyor bana. Balgam söktürüyor. Hani o da ciğerlerinizden gelmiyor. Ama o ağrılı dönemde mesela her iki sağ sol göğsünün üstünde böyle bir ağrı hissediyorsunuz. Sanki 5'er kilo 10'ar kilo konulmuş gibi. Nefes alırken özellikle. Öyle bir ağrı yapıyor. Mide kısmında bir böyle bir şişkinlik gibi yapıp yukarıya baskı yapıyor. Hani kalp krizi geçirirsiniz de şuradan bir iki çatanın arasından vurur ya böyle ağrı. Aha. Onun gibi olduğunu hissediyorsunuz ama öyle bir durum da yok. Onun dışında bir de şunu söyleyebilirim. Mesela diyorlar ki işte ya aspirin. İşte aspirin kullanılır mı kullanılmaz mı? Bu hapın ben bütün şeyini okudum. Palikovir'in. Yani bunda öyle bir yan etki yaratacak falan bir olay yok. Ama daha önce edindiğim bilgi de şu. Yani hem filyasyon ekiplerinden hem diğer sağlıkçılardan. Daha önce bir tane bu romatizma ağrılarını kesen bir ilaç veriyorlarmış. Daha önce ilk etapta 3 tane birden ilaç veriliyormuş. Sağlık Bakanlığı'nca ilk geçirenlere. O ilacın romatizma ilacı bu eklem ağrılarına iyi gelsin diye onun İşte kanı pıhtılaştırdığı söyleniyor. Onu söylendiği zaman öyle bir olay var. Pıhtı atmasın diye yani emboli olmasın diye. İşte evet o pıhtılayı, o ilacını pıhtılaştırdı. Hatta bana bir sağlıkçı yakınım dedi ki onu kullanma. Verdilerse de kullanma biraz ağrılara dayan dedi. Yani o dedim zaten onu vermediler. Tek ilaç bıraktılar. Fevikolur onu kullanırsın hiçbir sıkıntı olmaz dedi. İşte parolde yanında ağrı kesici olarak kullanabilirsiniz diyor. Yani onun dışında böyle işte sosyal medyada çok yazıyor arkadaşlar. Bilgisiz.
Yani kimseye danışmadan. Yani biz bunları sağlıkçılara danışan insanlarız. Belki yani onlara ulaşamayabilir ama biz rahatlıkla işte profesyonel kadar ulaşabildiğimiz için Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi dostlar sağ olsun. Ya ulaşıp bilgi edinebiliyorsunuz. Bunu yapar mı eder mi? Sen hissedersen diyor hemen ara bizi biz gelelim bakalım. Yani 112 arayabiliyorsun. 112 gelebiliyor. Mesela bir akşam Remzi fenalaştı. 112 aradılar hemen gitti. Aldı evinden götürdüler hastaneye. Bütün tetkiklerini yaptılar. Kalp krizi olmadığı anlaşıldı. Gece yarısı tekrar evine götürdüler. Yani bu da var. Arkadaşlar sorunuz var Müjdat ha? Duyulmuyor ya çok. Geçmiş olsun diyorum Müjdat. Abi, biz kendisiyle görüştük. Müjdat geçmiş olsun. Son kez ilave etmek istediğin veya bir uyarıda bulmak ister misin bir şeyler? Yani diyeceğin ya bir şey var mı? Şimdi senin de dediğin gibi ben dikkat eden biriyim ama yani benim eşim de titizdir, nebat de titizdir, oğlum da titizdir. Mesela bu arada oğlum da Covid oldu. Ha, can da oldu. Onunla geçmiş test yaptırdım ben şüphelenince. O da tedirgin, o da tedirgin. O da pozitif çıktı. Orada da çok bir şey yok. Onunla yarın inşallah filyasyonu bitecek onun da. Şey, süresi bitecek. Onda da bir siz yani aile boyu 14 gün 10 gün evdeydiniz yani aile boyu. Yani evet öyle oldu biraz. 14 gün evdeydik yani. Biz cumartesiden hesaplarsanız 15-16 gündür evdeydik. Yani sıkıntıyı atlattık. Allah herkese böyle yani bu şekilde atlatmaya nasip etsin. Amin. Amin. Çünkü, durumu... çünkü bu hastalık kim ne derse desin herkesi bulacak diye düşünüyorum. Yani ben kesinlikle. O gözle bakıyorum. Yani dışarıya da baktığınızda ha beni bulmaz diyen insanları da yani kötü anlamda söylemiyorum ama yani yaşalarlarsa bunun hakikaten kötü bir şey olduğunu anlarlar. Onlar da kendilerine çek düzen verirler diye düşünüyorum. Doktorların dediği şu, siz şu anda işte vücudunuz antikor üretti 1-0 öndesiniz diyor. Artık öyle mi değil mi bilemiyorum. Remzi'nin de ikinci kez olması. Gerçi Remzi de biraz da kendisi hak ediyor. Yani ben ondan da mı geçti bana diye şüphelenmiyor değilim. Çünkü onlar yan yana olunca. Perşembe günde görüşmüştük ama Remzi söylüyor da güzel söylüyor ama biraz da kendisi. Şimdi Remzi'yi zan altında bırakıyorsun. Remzi şimdi vebal altında bırakıyorsun. Biz her akşam biz korona grubu yaptık. Her akşam sağ olsun koronadan evde olan arkadaşlarımızı biliyoruz. Hüseyin de dahil edin ya. Kimin durumu nedir ne değil diye yani birbirimize de moral verdik o konuda. Yani bu türde de olanlar evde canınız sıkılmasın diye en azından birbirlerine moral verirse daha iyi. Ben Remzi'nin o kötü durumunu görünce kendim moral buldum. Ya Allah şükür ben iyiyim dedim. Acılımı unuttum onun acısına yanmaya başladım. Yani böyle de bir durum söz konusu. Benim söyleyeceklerim bunlar. Peki bir son bir şey diyeceğim. Yani sokaktaki vatandaşa diyorsun ki maske, dezenfekte özellikle. Doğru mu Müjdat? Ya bunlar zaten kural olarak hayatımıza girdi. Bunları kullanmak şart. Bunun dışında takviye, işte balını, sütünü, yoğurdunu, ne bileyim, işte şimdi sarımsaklı öyle şeyler söylendi ki. Yani dostlar sağ olsun o kadar çok şeyler, tavsiyeler geldi ki bunları yazsanız bir kitap olur diye düşünüyorum. Yani bitkisel anlamda da kitap olur. Ya bunları uygulamak lazım. İşte C, D, E vitaminlerini almak lazım deniyor. Takviye gıdalar almak gerekiyor. Bunları da epey bir şey dedim. Mesela kekik çayından tutun, kış çayına kadar öyle çok şeyler var ki bilgiler. Hakikaten yani herkes kendine göre bir yolda bulmuş diyeceğim ama yani bunlar da tabii biz de ne bulduysak içtik diyeyim ama sonuçta buldu biz de yapacak bir şeyimiz de yok yani. İnşallah herkese böyle kolay başına gelirse kolay atlatmayı nasip edersin. İnşallah edersin. Senin yani inşallah virüsü yakalanana inşallah senin kadar rahat atlatır diyoruz. Allah şifa size versin abi. Size acil şifalar diliyoruz. Pazartesi günü işbaşı yapıyorsun galiba gazetede. İnşallah pazar günü oradayım. Pazar günü oradayım. Yani tam bir gün önce gitmişler. Dikkat et kendine. Nebahat Hanım'a da selamlar. Eşinize de selamlar. Oğlunuza da geçmiş olsun diyoruz. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Geçmiş olsun abi. Hadi hepinize iyi akşamlar. Tüm Sakarya'ya yerli akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar Müjdat. Evet. Müjdat Çetin de ve ailece yani sadece eşi atla eşi. Ben şöyle bir şey ben geçen hafta bir doktorla Oğuz Bey görüştüğümüzde anlatmıştı bana. Ben sorum şuydu. Aynı evde 3 kişi, bak Müjdat virüs, enfekte olmuş. Oğlu da enfekte olmuş ama eşine bulaşmamış. Bak bunun sorusu neydi? Yok, eşine yokmuş. Yani demek ki bu bünye meselesi abi, doğru mu? Aldığım kadarıyla Remzi abinin de eşinde yoktu bir şey. Var. Remzi abinin var. Bu ne, son dakika Remzi kim geldi? Bu son dakika var. Kim girdi arkadaşlar? Avukat oğlu İbrahim. Nereden girdi bu? Adıyaman'da da var. Ama onu bir... He? Abi, evet bu bir saat önce falan sonra evet çıkıyor. Evet bu son dakika ben son dakikada Hüseyin bunu bizim arkadaş girmiş. Bakan Koca vakalar Sakarya'da 2 haftada %100 arttı. Evet, bakan bunu 1,5 saat önce falan söyledi. 5-6 tane il saydı. Bu illerimize durum kritik. Saat 7'deki basın hayır ben yayına girer yayın hazırlığı yapıyorken ben evet, yoktum. Evet büyük ihtimalle sen o sırada yayına hazırlanırken şey yapmadın.
bir 5-6 tane il saydı. O illerin arasında Sakarya'da var ve %100 arttığını söyledi. Biz hatta programdan önce onu konuşuruz diye planlıyorduk Hüseyin Cumalı ile birlikte. İlk bölümün sonuna doğru geliyoruz. İstersen ikinci bölüme benim, şey yapalım. Benim şunu dikkatimi çekti. Bundan 5 gün önce Sakarya Valisi Twitter hesabına bir açıklama yaptı. Dedi ki Sakarya'da vakalarda dedi, düşüş var. Düşüş demedi. Ne dedi? Kontrol altında durdu dedi. Bir dakika ben burada... Hayır ben onu çok iyi biliyoruz. Dur bir dakika ben bir dakika hemen söyleyeceğim. Burada Ali Bey düşmeye başladı demedi. Ben de kontrol altında bir dakika. Durdu son, dedi. Tam okuyayım bende var bu. Son 4 gündür ilimize vaka artış hızını durdurduk. Artış hızını durdurduk. Tedbirlere uymak işe yarıyor. Biraz daha gayret... Nasıl açıklama yapmış Sayın Bahri? Gayretle yönü aşağı çekebiliriz. Bunu 22 Kasım'da 5 gün önce yaptı. Ama 5 gün önce bakan, şimdi bakan da diyor abi, ki Sakarya bu 2 aylık oltada mı? 2 haftalık oltada mı? Hüseyin abi haklı. Şöyle belki Vali Bey durdurduk diyor. Belki %150 artıyordu. Hayır, %150'den %100'e düşürmek de mi durdurmak sayılır? Şöyle yapalım. Bir kısa bir ara verelim. Artış hızını durdurduk. Kısa bir aramızı verelim. Daha sonra ikinci bölümde non stop devam ederiz. Ne dersiniz? Çünkü ikinci bölümde ne var? Aynen öyle abi. Vali Bey'in evet Vali Bey dediniz. Vali 3 madde dikkat çekmiş. Onu vereceğiz. Efendim söyleyeyim. Müteçimler vardı bizim o meşhur. O bize katıldı. Nerede o? Neye gelmedi? Şimdi onu anlatacağım. O bize aslında... Aslında onu bekliyordum ben. Ben evet. Heyecanla bekliyordum geçen ama. Geçen hafta bize programa katılacağını söylemişti. Bugün bir mesaj attı Sayın Erol Bey. O mesajında efendim cenazem var dedi. Aa, başı sağ olsun. O yüzden katılamayı söyledik. Bir dakika yap da gelsin. Bakacağız. Haftaya görüşürüz Hüseyin. Sen mi görüş? Ya çünkü... bence Erol Mütehacım'dan Hüseyin abi birebir program yapsın. Bizim programımızın bu formatında çok dışında. Benim bir şey yok. Benim bir kaç bir şey söyleyelim. Bu programı, bir dakika benlik bir, hani benim programı, bir özel bir şeyim mi yok? Bak oylama yaparsak biz Sefa ile istemiyoruz yani. Ben istemiyorum. Evet ben de istemiyorum. Bence şeyi, arkadaşlar, bir açıklama yaptı diye burada ne iş sürecek? Kısa bir ara veriyoruz. Toyota Sandıkçı Gazeteciler Soruyor programını sunar. Evet, ikinci bölümde beraberiz. Gazeteciler Soruyor da ilk bölümde korona virüsünü atlatan gazeteci arkadaşları neler yaşadıklarını bize anlattı arkadaşlarımız. Niye? Buna da arkadaşlarımızı almamızın sebebi de virüse dikkat çekmek, virüsün o kadar basit olmadığını göstermekti. Hani bazı diyorlar ki nerede bu virüs diyorlar ya öyle bir muhabbet var. Kalmadı artık o böyle. Ya diyorlardı. Biz de dedik ki yani virüs o kadar şakaya gelecek bir hastalık değil. O yüzden arkadaşlar anlattı. Özellikle Remzi Adıyaman'ın anlattıkları çok dikkat çekici. İkinci kez yakalanmış. Bu üçüncü kez yakalanmış anlamında gelmiyor. Remzi'nin yaşadıklarından yola çıkarsak. Şimdi efendim virüs demişken Eğitim Araştırma Hastanesi bildiğiniz gibi pandemi hastanesi oldu hafta içinde. Pandemi hastanesi olması sebebiyle de bir hareketlilik yaşandı. Önce bu hareketliliği bir izleyelim. Çünkü orası tamamen koronavirüse hastalarına ayrıldı. Önce haberimizi izleyelim. Sonra arkadaşlarla bunun yorumunu yapacağız. Onu değerlendireceğiz. Arkadaşlar an itibariyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Sakarya'da yaşanan koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle aylar sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeniden pandemi hastanesine dönüştürüldü. Bu nedenle Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez kampüsünde büyük bir hareketlilik yaşandı. Her yer ambulans. Ambulanslar birbirine yol veremiyor artık. Ve gelen vakaların çoğu da korona. Onlarca ambulansın geldiği hastane bahçesinde adeta ambulansların hareket edecek yer bulamadığı dakikalarda yatan diğer hastalar çevredeki hastanelere taşındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ikinci bir emre kadar tüm poliklinikler iptal edilerek sadece koronavirüs vakalarına hizmet edecek şekilde yeniden dizayn ediliyor. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Durum çok ciddi. Evet, görüntülerde gördüğünüz gibi Sağlık İl Müdürlüğü hafta içinde almış olduğu bir karar ile Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ni pandemi hastanesi haline getirdi. Bunun anlama geliyor, vakaların arttığının işareti. Hatta şöyle bir konu da oldu, hafta içinde çok tartışılacak, benim de dikkatimi çeken bir gelişme vardı, bir haber vardı.
Sağlık Bakanı'nın bir saat önce yapmış olduğu açıklama vardı. Önce önden başlayalım. Sakarya'da vakalar %100 arttı dedi Sayın Bakan. Ondan önce dün gazetelerden, yerel gazetelerden Yeni Gün gazetesi bir haber yaptı. Haber de şuydu. Sakarya'da vakalara karşı Atatürk Stadyumu hastaneye dönüştürülecek. Çok iddialı bir haberdi. Türkiye'de örneği yok. Kaynak? Yeni Gün gazetesi mi yazdı? Yok, gösteri kaynağı. Bilemiyorum şimdi kaynağı. Türkiye'de örneği yok. Ya onu hangi arkadaş yazdı bilmiyorum yani orada. Kim arkadaşlar stadyumun bence görüntüsü var mı? Şimdi şöyle. Şeyde Hollywood'daki bilim kurgu filmlerini çok fazla yok, izledim biz, bence. Şimdi yani şimdi biz normal şöyle mu? Bir şey yani bu depremde olabilir. Deprem tamam canım, deprem çok fazla. Ben şimdi bunu sordum daha sonra. Ben şeye sordum. Sağlık İl Müdürü'ne sordum. Dedim ki böyle Yeni Gün gazete. Ben isim veriyorum çünkü netice itibariyle Yeni Gün'de Sakarya'da en çok satan gazetelerden biri. En çok satan gazetesi. En çok satan gazetesi. Ve Yeni Gün gazetesinin şu anda yapmış olduğu haberi ben yani çünkü arkadaşlar da mutlaka araştırmışlardı. Boşa düşmezler arkadaşlar. Boşa düşecek haber de değildir. Ama teyit edilmemiş bir haber. Biz dedik bunu sorgulayalım. Nedir merak ettik. Şimdi stadyumu görüyorsunuz. Bu acaba en son nokta mı diye düşündüm. Yani Sakarya'da bir hastalık olduğu zaman stadyumda hastanenin dönüştürülmesi. Yani ben bunun filmini Pandemi diye bir film vardı. Pandemik diye bir film vardı. Güney Kore yapımı. Sonra zaten daha sonra Amerika'da film çekti. Onu da seyrettim. Hastaneler yetmeyince falan işte spor salonuna falan yapılıyor. Ama öyle bir durum yok. Sağlık Müdürlüğü'ne sordum böyle bir şey olabilir mi? Dediler ki yani bu dediler imkansız dediler. Zor. Sakarya'daki ama dediler, bütün hastaneler dolar tamam mı? Kamu şey dediler kredi yurtta kurumu dediler, olabilir dediler. Yani ben de bunu niye getirdim gündeme? Artık yani öyle bir noktaya dönüyoruz ki acaba bu olabilir mi? Yani bu olursa bizim bittiğimizin resmi de diyeceğim. Doğru mudur? Ya Zafer bunun için daha çok yol var abi ya. Yani böyle Allah korusun diyelim. Ben bunu çok kısa söyleyeyim ama Hüseyin Cumalı'ya bırakayım. Yani Yeni Gün Gazetesi Hüseyin Cumalı'la ben de Sakarya Gazetesi'nde çalıştık. Kardeş kuruluş Yeni Gün Gazetesi. Yeni Gün Gazetesi kolay kolay aslı olmayan bir habere imza atmaz ama diğer taraftan da Türkiye'de örneği olmayan çok çok büyük bir afet anında kullanılabilecek sportif alanların bir sahra hastanesine dönüştürülmesi bence çok büyük felaket senaryosu. Umarım gerçekleşmez ve ben şu vadede de böyle bir şeyin olacağına ihtimal vermiyorum. Hüseyin? Ya olur, biz bunu depremde gördük. Sahra hastanesini depremde gördük. Mısırlılara verdiler. Mısır hükümeti geldi. Eski Atatürk stadını, şu andaki Millet Bahçesi'ni yaptılar ama yani sizin de dediğiniz gibi hepimizin de ortak fikri yani bu büyük bir felaketti artık yani buna kadar yani açık alana kadar önümüz zaten kış yani kredi yurtlar kurum var onlar var yani spor salonları var. Yani spor salonları var şimdi açık alanı kalkıp da açık alan mikroptan hani mikrop olmaz yani, diyerekten mi ben artık yok hani ne ben alaka ne alaka ki yani açık alanda mikrop olmaz diye bir şey olur mu? Ben şimdi hadi yani bilmiyorum gazetenin kaynağı oturtmaya çalışıyorum çünkü neçede bir abi belki şimdi oturtmaya çalışıyorum da bunu neresine oturtacaksın nasıl oturacaksın? Ya bunu oturman için bunun bir kaynağı olması lazım. Yani kaynak. Yani bu ama şeylerde olur o. Hükümetlerde olur. Yalanlanmadı. Bak orduda olur o. Şu olabilir mi? Hani felaket senaryo olur o orduda. Evet onu diyordum. Hani bu olabilir mi Hüseyin abi? Sağlık İl Müdürlüğü A planı, B planı, C planı, olağanüstü hal planı. Belki olağanüstü hal planında böyle bir şey hakikaten planlara yansımıştır. Ya zaten olağanüstü hal planında... Evet yani belki orada hakikaten var. Böyle bir şey vardır ama... Deprem planında zaten var yani stadın şey evet. Ben sahra hastanesine çevrilmesi zaten var. Ben okudum yani var o. Ben ama gazetenin haberini görmedim. Kaynak ne? Kaynak yok abi. Biz kaynağı gazetenin... Yani kaynağını gazete çıkmıyoruz. Ya yani şimdi bunu burada... Yani sabah neticede gazetede yayınlanmış bir haber ve gazetede haberin arkasında bir sürü manşet çıkan bir haberdi gazetede. Ve altıda ben şöyle diyeyim tekrar. Yani şu oradaki orayı da bildiğimizden dolayı gazetede çok iyi bildiğimizden aynen, dolayı. Aynen Yeni Haber gazetesi de kullan. Yani öyle şu mi? Var bu yalanlanmadı da ama bu böyle bir durumda abi varsa. Abi niye yalanlasa senin her yaptığın haberi kimse yalanlamaz ki yani. Çok afaki durumlarda kullanılabilir. Ama yani oraya geldi mi zaten bittiğimiz gündür yani. Hani bittiğimiz gündür.
O zaman sokaklar insan cesetleri doluyor. Yani şimdi ya. Sen böyle şimdi bir haber yapıyorsan, ya şimdi meslektaşlarımı kaynağını bilmediğim için çok ileri gitmek istemiyorum biliyorsunuz yani de, ama şudur, bunu bir yere dayandırman lazım. Yani bunun kaynağını kamuoyunda paylaşmadan, şimdi bazı haberler var iddiadır, bazı haberler var iddia da olsa haber yapamazsın. Bak dikkat et, bazı haberler var iddia bir yere kadar verirsin ama bazı iddialar var iddia dahi de veremezsin. Dikkat et. Yani bu mesela sıkça meslekte karşılaşıyorsun. Şimdi bunu bir kaynağı olmadan stadı sen pandemi hastanesini yaparsan, kaynak da göstermezsen bizim gibi insanlar konuşurlar bundan. Dediğime katılıyor musun abi? Belki o planlar, Hakan abi teyit etti onu. ABCD'deki planında olağanüstü afet anındaki planda koronavirüsün, pandeminin çok pik yaptığı, artık hiçbir şey yetmediği dönemde... Ya savaş zamanı da olur. Evet, abi. Biz spor salonlarını ve şeyi dönüştürebiliriz ama bu en kötü durum senaryosunda ortaya çıkabilecek depremde bir şey şu anda olabilir. Depremde zaten olabilir. Öyle bir Hakan abi dedi mesela, gibi öyle bir şey var zaten planlarda. Yani Erenler Stadyumu, Seyadivan Stadyumu gibi yerler... Ya deprem senaryolarında bu tür şeyler var da. Sahra Hastanesi'ne dönüştürülmesi var. Bizim kaç Kent tane parklar. KYK yurdumuz var ya. Önce KYK yurtları bir dolsun bakalım da ondan sonra yer bulunmazsa onlar tabii. Spor salonları sizin var. Sizin droncunuz kim bu arada? Drone ne yapıyor? Droncunuz kim sizin? Bu, ya bu, Aziz'e şey yapmayacak. Bu görüntüyü kim çektiyse berbat bir görüntü. Ben çok güzel çekmiş. Montajda Hüseyin program. O zaman şöyle yapalım. Montajda program. Git drone çek bize yolla. Ben yapayım. Hüseyin abi nere vardı? Ben ehliyetimi de aldım bu arada. Buradan söyleyeyim size. Hayırlı uğurlu olsun abi. Ticari İA1 hava ehliyetimi aldım ama droncunuzu beğenmedim yani. Bu geçen sene Samsun şimdi rejiden uyardılar. Yeni Gün Gazetesi'nin manşeti geliyor. Tekrar diyorum yani biz bu burada gazetenin çok yani hastalığın durumunu göstermek açısından biz bu konuyu ele alalım dedik. Yani yeni stadyumun pandemi hastalığına dönüştürülmesi Zafer çok Bey, iddialı bir konu. Bence... Evet, ürküten senaryo diye vermişler. Arkadaşlar tam ekran yapalım, okuyalım. Bak, tam dediğimiz gibi. Şur manşetti ki bu Sakarya'da manşet bu. Sakarya'da vaka artışları hız kesmeden devam tam, ederse tam ekran, evet. Sakarya Atatürk Stadyumu pandemi hastanesine dönüştürülecek. Tam dediğimiz gibi. Evet. Yani demek ki ABCD planı. Evet. En olumsuz yani plan. Yani ne diyor? Sakarya'da vaka artışı kesmeden devam ederse Sakarya'nın Sakarya Stadyumu pandemi hastanesine dönüştürülecek. Ya, tamam da abi. Sağlık müdürlüğü ürküten senaryo karşı hazırlıktan şimdiden başladığı öğrenildi. Bak ama Hakan abi. 25 Kasım tarihi gazete. Amayı koymuşlar. Vaka artışı durmazsa devreye girecek demişler. Buna şimdi bak ben arkadaşlarım... Sefa sen güzel gidiyorsun ama öyle değil bu yani. İstemiyorum da. Yani ama bu iş böyle... Senaryo mu? Senaryo da abi bu senaryoyu hemen yapamaz. Önce şey yapsaydılar KYK yurtları işte hastaneye dönüştürülecek gibilerinden geçtiler. Detayda vardır orada belki. Ama yani, şimdi bakın arkadaşlar yani. Şimdi ben şimdi gazetenin haberini savunma noktasına düşüneceğim de şöyle bir şey var. Ben çok büyük bir hata görmedim. Hata falan değil. Bakın bu tartışılacak bir şey. Şimdi senaryo ibaresi de kullanmışlar. Şöyle bir şey var. Aralık Ocak ayında zaten vaka sayıdan artış bekleniyor şu anda. Ama şöyle de olur yani Ege'de sular ısındı, savaş çıkarsa stat revire çevrilecek. Battaniyeler hazır, karartma yapacağız. Yani, abi ama Ege ile yakınlaştığımızda, abi şöyle ben diyeyim. Bak eğer Yunanistan'la kıta sağlığı falan filan bir gergin... Abi dur bir müsaade et ya. Ersin Taranoğlu'nun bir kredin sonsuz, bize hiç kredin yok. Bırak adamı konuşsun. Allah Allah. Sana niye saldırıyor bu akşam? Ege Denizi'nde bir problem olursa onu konuşabiliriz. Şu andaki problem de pandeminin yükselen rakamları ve senaryo ibaresi kullanmış gazete. Abi senaryo ya. Sefa, sefa var şey ya bazen böyle bir abelin çıldırtıyorsun sen Sefa. Sen şimdi ya topu çıkartmaya yani çalışıyorsun ama şimdi ben çok ileride gitmek istemiyorum ama. Abi ben bunu düşünüyorum. Siz şunu, tam farklı şunu söyleyin. Yani şu tablo. Söyle abi. Sağlıklı düşün bari. Abi buna niye sen itiraz ediyorsun? Şu tablo. İtirazını söyle, fikrini söyle. Ben söylüyorum. Söylüyorum sana işte. Ben sana de katılmıyorum. Katılmak zorunda. Şu tablo. Şimdi manşete çekilecek bir tablo değil. Çünkü o ne zaman olur evet biliyor musun? Bak bir dakika kardeşim şimdi hep gazeteci. Ya, yani, İki tane KYK yurdu dolar. Ondan sonra yani dersin yurtlar, ki şimdi alternatif olarak stadyumu da alternatif olarak işte devreye yani, sokacaklar falan diye haber yaparsın. Kapalı, daha KYK yurtlarına bile gelmemişiz. Adapazarı Atatürk stadyum dolar. Serdivan stadyum dolar. İlçe yurt stadları şeyleri kapalı spor salonları dolar. KYK yurtları dolar. Bu haberi yaparsın. Peki şimdi, şunu sorayım size. Ha şu şöyle olur yani. Halkın daha tedbirli olması için, halka böyle evet daha dikkat çekmek için böyle bir haber yapılabilir. Yani buradan bakarsan olur. Kötü tarafı ne bu haberin? İşte diyorum, kötü tarafı yok dedik. Yani tarafı, geldiğimiz noktayı anlatıyoruz. Kötü bize, ne olabilir? Bize her gün onlarca yorum geliyor. Algı yapıyorsunuz. Sakarya'da algı yapanlar, her gün işte kesin olmadığı halde vakaları verenler.
Ondan sonra ya bu da bence algı yapılacaksa algı böyle yapılır yani. Bu algı haberi. Tamam, bununla neyin algısı var? Yani, evet abi, arkadaşlar yani bu kadar, Vali Bey'in açıklamasına geçelim. Bu senaryonun olması için daha çok şeyler çekti. Var abi ya. Ben de onu dedim. Yani arkadaşlar öyle görmüşler. Onu hazırlayalım. Senaryo ibaresi orada biraz evet, kurtarıyor bence. Vali Bey'in evet Sakarya valisi, yine pandemiden gidiyoruz. Sakarya valisi 3 maddeye dikkat çekti. Bakalım o dikkat çektiği maddeler nelermiş, onu izleyelim şimdi. Evet arkadaşlar. Her şiddet Koronavirüs ile mücadele hızla sürerken Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda son 24 saatte 168.348 COVID-19 testi yapıldı. 29.132 kişinin testi pozitif çıktı. 174 kişi ise hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif hasta sayısının arttığını söylerken, salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz dedi. Sakarya'da da salgın nedeniyle hastaneler yoğun günlerini yaşıyor. Bu kapsamda Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında koronavirüs değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Kaldırım, şehrin her köşesinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen, ülke genelinde 4 gün boyunca gerçekleştirilecek yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimlerine dair genelgenin de ele alındığı toplantıda Vali Kaldırım, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik denetimlerin yoğunlaştırılmış şekilde gerçekleştirilmesi hususunda talimat verdi. Uyuyoruz, bunu hep beraber aşacağız. Hayırlı yolculuklar arkadaşlar, son yapacağız, son konuşmaya devam edelim. Salgınla mücadelede başarının tek yolunun tedbirlere uymak olduğunun altını çizen Kaldırım, Sakaryalılardan taziye ve ev ziyaretlerine ara vermelerini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, maskeyi ağzı ve burnu kapatacak şekilde takıp sosyal mesafeyi korumalarını istedi. Evet, önce bu dikkat çekti kelimesindeki dikkat kelimesini düzeltelim Hüseyin'im. Olur öyle. Evet, o KC'yi düzeltelim, altyazıyı. Şöyle bir şey var, Vali Kaldırım dikkat çekti kelimesinden ziyade. Şimdi bir bu özellikle temin siyahın pandemi hastanesi dönüştürülmesi ile ilgili olarak bir serzeniş geldi. Şöyle diyor, Korucuk Hastanesi normal hastalar için olacaksa, Korucuk Hastanesi kampüsü, otobüs, minibüs ve daha çok mikrop yayacak diyor. Hastalar oraya gidecek diyor. Bunun için ne önlem alınacak diye soruyor vatandaş. Galiba korona hastanesini Hüseyin abi çok daha iyi biliyordur bunu ama Korucuk'ta onkoloji servisi olduğu için oraya koronalıları sokmamak gibi bir fikri korona var. Korona değil. Neden siyah yaptılar? Yani vatandaş dediği şu, Korucu'yu korona yapsalardı gidilmek zorunda kalmazdı. Oraya Korucu'ya gidecek, araçlara gidecek insanlar var ya, biliyorsun doğmuşta evet. Şu anda kural yok. Yani 50, hani 150 kuralı yok. O da iç içe gidiyorlar. Yani ben tam ona cevap veriyorum ya işte, diyorum ya. Eğitim Araştırma Hastanesi pandemi değil de Korucuk Eğitim Hastanesi pandemi olsaydı en azından vatandaşlar çok gitmezdi ama Korucuk'ta taşınamayacak bir onkoloji servisi var ve kanser hastaları için pandemi hayati önem taşıyor, yani Allah korusun şey yapabilir. Onun için merkezi mecbur kaldılar diye biliyorum ben. Hüseyin? Bu sefer Toyota'yı niye yapmadılar abi? Toyota daha bitmedi galiba ya. Hayır, burada Toyota yılan hikayesine döndü ya. Hayır o değil. Şeydeki diyorum. E5'teki. Hayır orası bitmedi de. Buradaki şey eski Altınova Hastanesi var ya. Daha önce mesela orayı yapmışlardı. Orada bu sefer orayı yapmadılar. Şimdi arkadaşlar ben bir şey yapayım. Topla. Toplayayım. Şimdi birincisi Eğitim Araştırma Hastanesi. Yatak sayısı önemli burada. Yatak sayısından bakmıyorsunuz olaya. Yani 400 yatak. 500 küsür ya. 500. Tamam. Eğitim Araştırma Hastanesi. Diğer saydığınız yan hastaneler kaç yataklı? 150 falan galiba. Ne olur ondan abi. Bir kere sayı çok.
Bir kere olay şuradan bakın. Yani az önce görüntüleri seyrettik. Ambulanslarla nakledildi. Ne diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca? Sakarya diyor %100 arttı. Yani yetişmiyor. Yani yetişmiyor. Gerçekten çok fazla korona var. Mesela benim oğlum korona oldu, atlattı, arkadan kızım oldu. Yani bizde gene karantina var, eve gitmiyoruz falan filan. Yani gidiyoruz ya da kapıdan işte eşyaları veriyoruz, çıkıyoruz. Birincisi şu, insanlar bu işi kavramam yeni yeni başladı diyeceğim. Neden? Ya arkadaş yani hala bir tek tük ara sokaklarda maskesiz insanlar görüyorum. Bir kere maske, sosyal mesafe ve temizlik kavramını artık bizim burada hiç konuşmamamız lazım. O artık bir, hayatın iki, kuralı oldu. Şimdi şurada temin şeyi görüyor musunuz? Vali Bey sosyal verdiği, medyaya verdiği fotoğrafı görüyor musunuz? Tek başına makamında oturuyor ama maskeli. Ama ben bugün bakıyorum, şimdi isim vereceğim. Yani verdiğim isimlerden değil ama ötekilerin ismini verememekten üzüntü duyuyorum. Ben bakıyorum şimdi bazı yerlerde hala şeyler, bazı başkanlarımız yanındakilerde şeyler var, maske oluyor, ötekilerde olmuyor. Ya arkadaş bu maskeyi herkes takacak artık. Yani fotoğraf verirken de buna dikkat edecekler. Bu da bir mesaj anlamında söyledim. İki, Sakarya'da gerçekten çok denetim var. Son bir haftadan beri özellikle İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesiyle beraber 4 günlük 29 Kasım ve 26 ve 29 Kasım tarihleri arasında 4 günlük bir seferberlik var ve Sakarya'da gerçekten bütün her yerde özellikle de pazar yerleri, toplu taşıma araçları, halkın yoğun olduğu bölgeler ve iş yerlerinde ekipler, polis, jandarma, sağlık ekipleri ve zabıtaları tabii buna katmak lazım. Bekçiler. Yoğun mücadele ediyor. Yani emniyeti katıyor. Evet. Tabii bekçiler de bu işin bir parçası. Ama durmuyor. Yani gerçekten durmuyor ve sayı her geçen gün artıyor. Hakan Temin dedi ya burada, ya bunlar gerçek rakamlar mı? Tabii gerçek rakamlar mı değiller mi tartışmasına ben burada giremem. Sağlık Bakanlığı önümüze ne koyarsa biz gazeteci olarak referansımız odur bizim. Referansımız o dediğimiz gibi. Az önce burada kaynak ve tartışması yapıyoruz ya. Kaynağım bizim bakanlık ama gerçekten ve gerçekten bakan da dedi. Sakarya'da vakalar çok arttı. Türkiye genelinde çok arttı. Ve daha da artıyor. Ne yapmak lazım? Önlemleri iyi almak lazım. Ben çift maske takıyorum. Ben geçen Şubat ayında maske takmaya başladığım zaman bana gülüyorlardı. Ben kapıya ziyaret çalamam dedim ama bana gönül koyuyorlardı. Geldiğimiz nokta ne? Yani şunu altını bir daha çizeyim burada. Biz artık bu tip programlarda veya bilim kurulu veya bir kentin valisi, belediye başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı falan maske, dezenfektan, sosyal mesafe dememesi lazım. Artık bu bizim yaşam tarzımız olması lazım. Rejim yapanlara derler. Hani... Rejim sizin yaşam tarzı olması lazım. Onun adına şey dediler, yeni normal. Yeni normal bu yani bu. Abi maskeyi çıkamayacağız. Nereye kadar? İşte aşı bulunana kadar. Sakarya'da tablo iyi değil arkadaşlar. Şimdi Vali Bey 4 gün önce bana göre vahim. Nasıl? Yani bir tek Sakarya değil ki, Türkiye'de vahim. Yani Sakarya'yla bunu özdeşleşmek ayıp olur. Dünyada vahim şu an. Dünyada vahim. Yani her yerde vahim. Dünyada vahim, Türkiye'de vahim, Sakarya'da vahim. Yani bu şimdi bunu gizleyecek, saklayacak halimiz yok. Bu hastalık aşı bulunana kadar da böyle gidecek. Asıl geçen programda Oğuz bulunana kadar diyelim. Profesör bulunana kadar ya yani buldular aşılar da daha tam bir şey yok yani bulunana kadar bana göre. Senin bu aşı bulunduları var ya. Ne yani, kesin bir şey var mı? Bulunana kadar dedi ya. Bulunmadı ki bulunana kadar dedim. Bulundu ki bulundu ya. İşte abi. Ya bulundu da abi bu bulundu. Aşı oluyorsun da. Aşı olup da ölenler var. Yani olumlu anlamda söylüyorum. Aa olumlu anlamda söyledim Zafer Tokuş'a ben onu. Arkadaşlar kaynatmayalım tamam. Da şunu diyeceğim. Aşı bulunana kadar yani tam halka inene kadar, bulunana kadar tedbirini alacaksın kardeşim. Bu kadar basit. Yani bunu çok anlatmanın, çok konuşmanın artık şeyi yok. Şunu söyleyeyim ben. Kriminal anlamda, bak kriminal diyorum. Normal anlamda insanlara bu maske takmayanlar, kriminal sosyal mesafe uymayanlar. Benim her konuşuma sen girersen sonra ben tekrar düşüyorum. Program sonrası diyorsun ki abi çok tekrar yapıyorum. Bırak her ağzıma çıkanı kapıyorsun kriminalle. Geleceğim oraya bekle. Kriminal anlamda şunu diyeceğim. Akıl ama. Bu maske takmayanlara buradan sesleniyorum. Kriminal anlamda cinayete teşebbüs ediyorlar.
Tamam mı? Bak, cinayete teşebbüstür kriminal anlamda. Bu ne demek? Millete virüs bulaştırıyorlar. Kendileri bir şey olmasa bile kriminal anlamda resmen cinayete teşebbüs ediyorlar. Taksirle adam öldürmek derler buna. Taksirle, kazaya adam öldürmek. Kardeşim maskeyi takmıyorsun, resmen karşıdaki insanlara virüs bulaştırıyorsun. O insan belki bilmiyorsun, bilmeyerek yapıyorsun. Belki yanından geçen adama virüs bulaştırıyorsun. O insan öldüğünü de bilmiyorsun ama haktır. Eğer inanıyorsak, ölüme inanıyorsak, Rabbime inanıyorsak bu haktır. Yani biraz da buradan baksınlar. Kriminal anlamda bir daha söylüyorum. Resmen bu maske takmayanlar, sosyal mesafe uymayanlar, temizlik kurallarına uymayanlar. Hadi canım bu Amerika'nın bulduğu bir virüs, Çin'in yaydığı bir virüs falandı filandı. Böyle komplo teorilerini anlatıyorlar ama bana göre resmen insanlık suçudur ve cinayete teşebbüstür. Sapan düşüyor arkadaşlar. Benim diyeceğim bu. Bilmiyorum katılır mısınız? Bu sen katılıyorsun belki. Zaten abi şöyle yani bu artık dediğin gibi yeni normal dediğimiz süreç bizatihi bu zaten. Ama benim asıl burada endişem yani Sakarya nüfus yoğunluğuna göre Türkiye'nin en çok vaka olan illerinin başında geliyor. İstanbul arka bahçesi. Evet biz nasıl bu kadar yani bunu tek başına İstanbul'la temastan da belki açıklamayabiliriz. Ama bu kadar önleme rağmen, bu kadar tedbire rağmen vaka sayılarının bu kadar yüksek olması burada bir buçuk ay önce Hakan Turan'ın dediğine mi getiriyor acaba? Hakan Turan yeteri kadar önlem alamıyoruz. Veya denetlemeler çok sembolik kalıyor, çok yetersiz kalıyor demişti. Yani ben şu anda bütün yapılanlara rağmen Sakarya'daki vaka sayılarının bu kadar yüksek olmasının hesabını veya faturasını kime soracağım? Yani bunun önlemini kardeşim, vatandaşa soracaksın. Neden? Abi, ya Allah aşkına. Abi bak. Temin bana bir lafa girdin diye kızım. Sen benim lafımı alıyorsun. Al konuş abi ben bir daha söylemişim. Arkadaş. Gerginliğe gerek yok. Bak, ya bu sabah. Çok güzel gidiyoruz. Bak hayır. Bak dedim ki bak. Al misketini. O kızıyor diye. O kızıyor. Ya abi sen de bir sana yapıyorsun abi. Sefali, tamam sakin ol. Tamam, çok güzel gidiyorum. Harikasınız. Evet. Devam edeyim o zaman. Çünkü ben şey yaptım diye kızdın. Tamam olabilir insanlık hali. Tamam Sefacığım. Evet buyur. Tamam, çok Sefa'yı bölmeyin. Alıngan alıngan. Bölünce insan gerçekten. Bak Hakan Turan da şey yapıyor. Temur'a katılmadım diye burada intikam alacak o da yani. Ya. Abi bak şu var. Hüseyin Cumalı halk diyor da ne halk abi. Bu kentin, bu şeyin başarısı da başarısız da yöneticilerin sorumluluğundadır. Yani biz bu yeteri kadar denetlemeleri yapmadık mı? Biz insanlara yeteri kadar bu önlemleri anlatmadık mı? Sakarya'daki bu kadar vaka sayısının yüksek olmasının müsebbibini konuşmamız gerekiyor. Artık insanlara maske tak, dezenfektan yap. Yani bu artık zaten yasanın biz kendisi. Yani bunu yapmadan sokağa çıkamıyoruz zaten. Bu esnada... Önemli olan biz... Buyur abi. Bitiriyorsunuz. Çünkü çok konumuz var. Tamam. Ben diyeceklerim. Ben konuşmayacağım. Hakan Turan. Ama bir satır ektim. Sefa araya girmedi diye. Eyvah. Bak bak bir satır ekleyeceğim. Abi şu polisin, jandarmanın, zabıtanın, sağlıkçının hakkını yemeyelim. Yani denetimler az mı yapılıyor sorguluyoruz ya. Adamların canı çıkıyor. Ben bütün gün haber yazmaktan inanın kollarım ağrıyor. Adamlar her yeri denetliyorlar. Abi sonuçta geliyor. Gene vatandaşa geliyor abi. Tamam. Herkesin başına bir polis, bir jandarma koyamazsın. Evet. Evet aman Hakan. Bak işte görüntülerde bile adam maskeyi yerine takmış. Abi bak ben şöyle bir tespit yaptım. Sakarya'da 2000 vakadan bahsediyoruz değil mi? 2000 vakaya ulaşmak üzere. Yani 2000 diye. Ya bu kesin ya bak ben şimdi kesin Türkiye, şöyle diyeyim. Kaynak sormayın bana da 2000 vakaya ulaşmak üzere. Türkiye'de 30 bin. Hani buna gazete arkadaşlar da Bilal yazabilirsin yani Bilal ver. Geceli töreni. Türkiye'de 30 bin vaka var. 30 bin vaka var Türkiye'de. 6500 hasta var. Yani bu da %20 düzeyinde oluyor. Sakarya'da 2000 vaka var. Bunun %20'si Türkiye ortalamasına bakarsak 400 vaka yapar. 400 hasta yapar. Yani 400 doğru. Hastanın nereden baksanız 150'si 200'ü her gün bir şekilde hastaneye yatmak veya hastaneye gitmek durumunda. Yani buna Sakarya'da bütün otelleri de katsanız bir şekilde yetmeyecek yani. Yetmiyor zaten. O yüzden yani bu gerçekten korkutucu bir rakam. Her gün 150 kişi, ortalama 150 kişi hastaneye gitmek zorunda kalıyor koronadan dolayı. Bu büyük bir rakam. Bence insanların bir önce kendi tedbirlerini kendi almaları gerekiyor. Yoksa bu işin önüne geçilmeyecek. Yani. Evet, şu anda, aşı da kâr etmeyecek. Evet, altyazıda gördüğünüz Sakarya'da günlük vakası 2000'e dayandı. Bu kesin rakamlar. Buna şüpheniz olmasın. Ve sana bir Zafer, ihbar geldi. Şikayet geldi. Ben de buradan bunu emniyete ve zabıtaya veya kolluk kuvvetlerine bildirelim. Dikkat çekilmesi gereken bir nokta.
Çark Caddesi başında, Çark Caddesi'nin başında her gün trafiğin olduğu veya insan yoğunluğu olduğu Çark'ın başında polis ekipleri var. Orada Serdivan Altuna Doğmuş durakları var. Orayı gezerlerse pasaj önünde ve duraklarda çok sigara içen insanlar var diye bir uyarı gelmiş yani. Ben bunu da belirtelim. Sigara içmek biliyorsunuz yasak. Evet. Yasak. Vatandaşın şikayet olarak da biz buradan aktaralım. Yani işimizi köprü olarak görüyoruz. Yani burada kolluk kuvvetlerine de bu sigara içme noktasındaki uyarımızı yaptık. O yasağı biraz vatandaşlar yanlış algıladı Zafer Tokuş. Yasağı şöyle algıladılar. Yolda giderken içemeyebilirim ama kenarıya geçip bir köşede içebilirim. Öyle değil o yani. Yürürken içerim. İçemem. Evet, içemem. Ben, durunca içerim değil yani. Oralım. Ve şu anda Sapanca Gölü. Bizim Sakarya'nın içme suyu havzası Sapanca Gölü son yıllarda Kocaeli'nin de içme suyu havzası oldu, kaynağı oldu. Sapanca Gölü'nde sular ciddi anlamda çekildi. Kasım ayındayız, Aralık ayındayız. Eğer yağışlar istediğiniz gibi gitmezse Sapanca Gölü'nde belki bir susuzlukla karşılaşabilir miyiz? İnşallah olmaz. Önce haberimizi izleyelim, sonra sizle birlikte olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sapanca Gölü çevresinde çöp topladı. Son günlerde göl seviyesinin düşmesiyle birlikte çevre kirliliği de ortaya çıktı. Bu kapsamda Başkan Yüce ve ekibi ellerine aldıkları poşetlerle birlikte göl ve çevresinde hummalı bir çalışma yaptı. 2020 yılının kurak geçmesi, yağışların olmaması sebebiyle derelerinde Sapanca Gölü'nü besleyemediği şu zamanlarda Sapanca Gölü'nde yer yer 10 metreye aşkın su çekilmeleri görülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, göldeki çöplerin sebebinin insanlar olduğunu söyledi. Eğer biz doğayı kendi kendine bırakırsak, doğa zaten kendi kendini temizliyor. Doğanın dengesini insanlar bozuyor maalesef. Göle bırakılan katı atıklar hem çevreyi kirletiyor hem de doğaya zarar veriyor. Dolayısıyla yarınlarımıza daha yeşil bir dünya, daha verimli su kaynakları bırakmak için el birliğiyle mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Yüce geçen yıllara göre su seviyesinin paralel olarak gittiğini belirtti. Sapanca Gölü 2013-2020 yıl aralığındaki göldeki su seviyesine baktığımızda 2013 yılında yine 30.06'dır. 2020 yılında yani bu ayda şu anda Kasım ayındayız 30.57'dir. Yani 2013'ten daha iyi durumdadır. 2014'ten zaten daha iyi durumdadır. Dolayısıyla yıllar itibariyle yine Kasım ayı 2015 yılında 31.94, 2017 yılında 31.48, 2018 yılında 31.17, 2019 yılında 31.38 ve 2020 yılında 30.57 seviyesinde seyretmektedir. Dolayısıyla yıllar itibariyle su seviyesine baktığımız zaman Kasım ayı genel manada diğer aylardan daha düşük seyrettiğini ama yıllar itibariyle bu dengenin bir fark oluşmadığını görmekteyiz. Bizler suyu korumamızla, kollamamızla hem koruyacağız hem de kullanacağız. Bu dengeyi sağladığı müddetçe vatandaşlarımız da kullandıkları suyun daha tasarruflu olduğu müddetçe bilin ki Sakarya'mızda hiçbir zaman için su sıkıntısı çekmeyecektir. Evet, görüntümüzü izledik. Bu görüntünün de şöyle bir hikayesi var. Sapanca Gölü'nde yer yer 10 metreyi bulan su çekilmesi sonrasında farkındalık olsun diyerekten Büyükşehir Belediyesi orada çöpleri topladı. Daha doğrusu sular çekilince ortaya çıkan çöpleri topladılar. Bayağı da çöp topladılar. Bu da bizim Sapanca Gölü'nü ne kadar koruduğumuzu gözler önüne seriyor. Diğer bir olay ise Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıkladığı bir söz var. Diyor ki su seviyesi kod veriyor. Bu kod Sapanca Gölü'nün seviyesi. 2020 için kod seviyesi bugün Kasım ayı için 30.57. 30.57 riski bir rakam. Bu riski rakamın olmasının sebebi de nedir? İzmit'in, komşumuz İzmit'in su alması.
Geçen bizim Hakan bir haber yapmıştın sen yanılmıyorsam Hakan. Önce haber neydi Hakan? O haberi İzmit'in su alması ilgili bir haberin vardı senin. Ya Büyükşehir yani Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Bu yıl içerisinde 8 defa Yuvacık Barajı'na su takviyesi yapmış Sapanca Gölü'nden. Yani suyu o da yani bizim Sakarya'da bizim Sakarya dışında ki bizim Sapanca Gölü'ndeki suyun Kaynarca'ya bile ulaştığını biliyorsunuz yani. Kaynarca'ya kadar kullanıyor. Ama şu an için Kasım ayındaki rakamlar 30.57 kod seviyesi riski rakam. Çünkü 30'un altı düştükten 29'da bataklık olma ihtimali hatta var. Hatta 32'den aşağı Sapanca Gölü'nün ekolojik dengesi sıkıntı. 29 kodu bataklık olması. O artık alt patlaması zaten. Alt patlaması oluyor. Bir şey oluyor. Evet Hüseyin senden başlayayım. Biz Sapanca Gölü şu anda Kasım ayındayız. Aralığa giriyoruz. İmdadımıza yağmur yetişmezse ne yapacağız? Yağmur durarsan çıkacağız. Sen başlamadan şeyi sorayım. 2014'te biz seninle burada çekim yapmıştık ya. O zaman daha mı kötüydü hatırlıyor musun? Daha kötü. Daha kötüydü. Ama şimdi, o zaman ne vardı? 2014. Kuraklık vardı gene. Kuraklık, yağmur yağmıyordu. Yağmur yani, yoktu. Evet. Kuraklık ama değil. Şimdi İzmit. Zafer kuraklıktan başka ne anlıyor? İzmit. Bir dakika hayır, arkadaşlar. Ya, bir şey dikkatimi çekti. İzmit. Bir dakika. İzmit mi su alıyor demek istedim. Ya Hüseyin abi. Hüseyin işi sulandırma. Sulandırmıyor. Kuraklık diyorum. Sana ciddi bir soru soruyorum. Ciddi bir cevap ver. Ciddi ya, bir cevap ver. Şeyde Sapanca Gölü'nde bu her sebep oluyor. Pardon. Ben saat 11 olunca sen yine 11 olunca senin fervin dönüyor. Yani sana bir sıkıntı var. Saat 11 gibi ilaçlar açık. Diyorum ki 2014'te ne vardı diye soruyorum. Yani Sapan İzmit'te İzmit mi su aldı demek çalıştım. Anlatamıyorsun. Ben evet. Bu bir ihtisas alanı biliyorsun. Bu arada ben korona değilmişim Hüseyin abi. Onu da söyleyeyim sana. Evet anlat. Geçmiş olsun. Test mi oldu? O test. Şu anda kendime bir test yaptım abi. Değil arkadaş misin? Nasıl program çekiyoruz ya? Biz nasıl program yapıyoruz? Değil arkadaşlar misin? Gerçekten bir konu var. Sen Sapan Gölü'ne girer misin Hüseyin? Program esnasında nasıl sen test yapabiliyorsun ya? Ya işte Samet diyorum. Sefa lütfen. Tamam. Sefa bir dakika burada yani bir program yapıyoruz. Konuyu da atıyoruz. Ya programı çekiyoruz. Test yapmayacağım. Program bittikten sonra söylersin anlamadım. Bizim bu program talk show'u da geçti ya. Yani gece 12'den sonra yayınlayalım. Sabaha kadar geyik yapalım. Sen şimdi tabii ki şeyden takıldım ben sana da neyse. Devam et Hüseyin devam et. Bunu sor. Bu kuraklık mı var diyorum yağmur mu ya diyorsun. Herhalde yani yağmur var. Ben neyse. Demedim bak Hüseyin yine yağmur dedim. Kuraklık var deme şunu kastettim kardeşim. Kalın kafana sok. Dedim ki acaba İzmit Belediyesi ama çıldırtıyor. İzmit Belediyesi mi su aldı? Ondan mı var demeye çalıştım ben yani. Kardeşim şimdi o İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir, iki. Şimdi Sabancı'da zaman zaman bu tip olaylar oluyor. Bu soruna böyle bir genel anlamıyla bakmak gerekirse bir, Sabancı'yı besleyen dereler vardır. Sabancı altından su da kaynar derler ama bu Sabanca Gölü'nü besleyen dereler var. Bu derelere gelen sular zamanında kurulan su fabrikaları var. Yıllar önce kurulan su arkadaşlar, fabrikaları. Klimatizör mısınız? Yukarılara kaptaş dedikleri kaptaşlar koyarlar. Bu sular, normal sular derelere gelmeden bir kere su fabrikalarına gidiyor. Bu bir. İki, kuraklık var. Aşırı derecede bir kuraklık var. Üç, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi buradan su alıyor. Alacak tabii adam su. Ne zannediyorsun yani? Babanın gölü mü zannediyorsun orası? Şöyle ki bu göl yarısı bizimse yarısı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin. Dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kuraklık olduğu zaman, yağış olmadığı zaman buradan Yuvacık Barajı'na su takviyesi arkadaşlar, yapıyor. Kapıyı da açın. Buradaki sorun... Ya arkadaşlar... Ya bir sorun var. Ama burada, sen bir şey diyeyim mi? Hüseyin Cumalı Sapanca Gölü konusunda uzmandır. Doğru. Buradaki mi? Sorun... Buradaki sorun Kocaeli Cumalı hangi konuda uzman değil ki? Kuraklık kuraklık Sefa dışında buradaki sorun kuraklık dışında buradaki sorun kuraklık dışında bak tekrar ettiriyorsunuz bana. Tüpraş su alıyor buradan. Tüpraş. Tüpraş buradan ne kadar su aldığını nasıl su aldığını ya Zafer ciddi bir şey anlatıyorum. Tüpraş buradan su aldığını ne kadar su aldığını bilen yok. Sayaç yok. Biz bunu yıllarca haber yaptık. Hatta Saski zamanında dava açtı. Yıllarca bu davada sürdü. Bir, iki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi buradan su alacak tabii. İçme, insani kaynaklı elbette su alacak. Adam zaten sınırlarında. Yani bizim de gelip, bize gelip buradan su almıyor. Adam sınırlarında. Ama buradan bir de su alıyor. Orada peyzajları suluyor. Biz burada halı yıkamazken Sabancı Gölü bizim çünkü Sakarya'nın tek içme suyu kaynağı olduğu için bizim burada su içmezken adam orada
kalkıyor peyzajları sunuyor. Bin kere haber yaptık. Komşu bunu yapma dedik. Elbette su al, evlere vereceksin. Bu senin çok doğal hakkı. Bunlarda sıkıntı yok ama işte tüpraş geliyor buradan. Bir gri su mu ne bir şey çıkarttılar. Ve hala tüpraş bu gölden su alıyor. Ne kadar su aldığını bilen yok. Sayaç yok. Birincisi bu. Kuraklık geldi. İki, su fabrikaları su alıyor. Üç, yukarıda derelere gelen suları, derelere gelmeden suları su fabrikaları kapısal seyren sistemle tamam, bütün boruları bağlamış. Dört, bir de son zamanlarda bugün haber yaptık halk54.com'da. Ya Sabancı Belediyesi zamanda doçent doktor Aydın Yılmaz her zamanda Özkum park testleri yaptı. Sular çekildi. Daha bugün haber yaptık. Bir de baktık ki oraya dayamışlar boruyu. Tamam mı? Su alıyorlar. Ya arkadaş, göl kıyısında sular çekildi. Haber yaptık. 100 tane, 200 tane boru çıktı. Ya bu boruları kim dayıyor bu suya? Nasıl alıyorlar? Dolayısıyla gölden mi alıyor? Yani? Gölden alıyor. Ve boru, bak haber yaptık ya. Görüntüler var elimizde. Bildiğin sular boruyu, çekildi. Boruyu daldıran su. Boruyu döşemiş adam suyu çekiyor. Ya böyle bir şey olur mu Zafer? Adam bunu yani bunu döşemeden su alamaz ki oradan. Bu ama, kadar boru döşecek ki su alsın. Ya tamam da kardeşim kime su alın bunu yani? Döşemeden su alınmaz ki. Ya bir reklam vardı ya. Neydi o? Bir adam bu taşmışlar akü şansı. Tut şurulucunu döşeyelim ha, abi. Markanın adını söylemeyeceğim. Reklama girer. Tut şurulucunu döşeyelim abi der gibi. Ya bir sürü yani kuraklıkla beraber kıyılar çekici sular 10 metre 15 metre. Ya kaç tane boru çektik? Ya bunları kim döşemiş kardeşim? Ya Sabancı Belediyesi kendi sosyal tesisine boru döşemiş ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla toplarsak bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman sonuç ortada. Ya her yıl oluyor bunlar doğru ama olmaması lazım. Yani bir etken kuraklık olması lazım. Bak bir etken. Bu da Allah'tan buna saygı duyarım. Dolayısıyla ne oldu? Zamanında Zeki Toçol zamanında bizim Ballıkaya barajı yaptılar. Ekrem Yüce de buna ek ödenekler çıkarttı ve bizim Ballıkaya barajımız bitti. Çok yerinde bir yatırım oldu. Şu anda benim bildiğim su toplama da doldu bitmek üzere. Çok yakın zamanda biz Sakarya halkı olarak Ballıkaya barajında buluşacağız. Bu bizim için çok önemli. Yani Sabancı Gölü'ne bağımlı bir Sakarya vardı. Nüfusu 1 milyonu geçen Sakarya vardı. Ama biz şu anda Ballıkaya barajıyla bir 50 yılı daha kurtarmış olduk. Yani benim bildiğim Sabancı Gölü kenarlı duracak. Ballıkaya'dan biz o temiz sudan getireceğiz. Kocaeli. Geçen ne? Kocaeli'ne verecektik sanki onu, değil mi? Yok, Kocaeli değil o. O şeydi. Yok, Akyaz'daki hangisiydi? Ballıkaya işte Akyaz. Akçay barajı. Pardon. O kadar çok baraj oldu ya, karıştırıyorsun. Yok, karıştırmıyor. Pardon, Akçay Barajı, pardon, Pamukova'daki Akçay Barajı bitti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Yüce de ona geldi, yatırım yaptı. Altını çizelim, Zeki Toçol zamanında başladı, Ekrem Yüce devam etti. Şu anda bize Akçay Barajı'ndan o temiz su buraya gelecek. Bir de Ballıkaya Barajı var, o da bittiği zaman o Kocaeli oradan su alacak. Kocaeli oradan su alacak ama Akçay Barajı tamamen bizim Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin. Dolayısıyla bundan önemli. Şimdi burada su konuştuğumuz zaman belki birçok izleyici kanal değiştiriyorlar ama bu kentte hatırlıyor. Sular akmadığı zaman neler oluyordu? Ballıkaya ile ilgili de şimdi bir uyarı geldi rejiden. Şu anda çalışmalarda ödenek yokluğundan durmuş diye bir konuda var. Bilginiz olsun. Evet şöyle... Arkadaşlar toparlayın da şu an siz... Akçay bizi kurtaracak inşallah. Çok toparlayın çünkü konumuz var. Çok kısalayayım. Hemen şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçen Hakan abi de yapmış haberini. Ben de bir farklı olarak yaptım. İki gün önce haberi yaptığımda 80 günlüktü. Bugün 78 günlük suyu kalmış Yuvacık Barajı'nın. Evet 8 kere Sapanca Gölü'nden su almasına rağmen şu anda 78 günlük suyu kalmış Yuvacık Barajı'nın. Yuvacık Barajı maalesef Sefa Sirmen döneminin hüsran projesi. Yani Kocaeli'nin büyük hatasını biz maalesef Sapanca Gölü'nün ekolojik dengesini sıkıntıya çekmek zorunda kalıyoruz maalesef. Umarım gene aynı görüntüyle yaşamayız. Biz Evren TV döneminde Hüseyin Cumalı ile orada bir görüntülerimiz var. Hafta Hüseyin abi keşke o görüntüleri getirse. Yani Hüseyin abinin 35-40 adım içeri gittiğini hatırlıyorum. Ben görüntüleri çekiyorum. 52 adım. 52 adım içeri gittiğini hatırlıyorum. Aman o günleri tekrar yaşamayalım. Çok ciddi sıkıntı. Bu arada şunu mutlaka söyleyeyim. Ben Ekrem Yüce'yi tebrik ediyorum. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilçe başkanıyla kurmaylarıyla beraber... Kaygı yazılayım.
kurmaylarıyla beraber oraya gidip o çöpleri toplaması bence çok önemli. Bir vatandaş olarak ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sene ben Pembekaya, Cebeci'ye gitmiştim bu pandemiden önce. Ya o Pembekayalara gidince iki el vermiyor insanın. Turbora çöp toplayası geliyor. Vallahi tatilimi bıraktım. İki çöp topladım. Bir vatandaş olarak kendimi sorumlu hissediyorum. Ekrem Bey'in bu farkındalığı için tebrik ediyorum. Ama devamının gelmesi gerekiyor. Biz Sakarya olarak temiz bir kent olalım. İçme suyu havzamızı temiz tutalım. Sapanca Gölü'nden başka bizim çıkar yolumuz yok. Evet, Zeki Toçoğlu'nun başlattığı, Ekrem Bey'in devam ettirdiği Akçay Barajı bizim için önemli. Ama Türkiye'nin en kaliteli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nü gözümüz gibi korumalıyız. Hakan? Ya çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yine insan unsuru. İnsanlar her zamanki gibi bilinçsiz. Yani bu kadar, şuraya bakar mısın yani? Sadece birkaç dakika içerisinde toplanan onlarca torba var, onlarca şey var. Yani ben çekilmeyi çok fazla konuşmak istemiyorum. Çekilme zaten her Kasım ayında bizim yaptığımız haberler bunlar. Ama yani şey, Yuvacık, Sayın Başkan'ın verdiği rakamlar dikkatçi. Yani ya tamam, bu sene belki bir yarım metre bir fazlalık oldu ama bu her Kasım ayında aynı şeyler. Yarım metre de 10 metre. Yok canım, yükseklik şey olarak, yükseklik olarak yarım metre fazlalık var. Yani diğer yıllara göre vurduğunda yaklaşık 20 sene boyunca zaten hep 31 metre, 30,5 metrelere falan gelmiş. Ama şu tablo, yani çekildikten sonraki bu tablo gerçekten işler acısı. Bir de konuşulması gereken bence Sapanca Belediyesi'nin kendi suyunu kaçak olarak, yani kendi gölünü koruması. Ya, yani. O iddia doğruysa gerçekten çok kullanabiliyor bir Sapanca fotoğrafı Belediyesi. Fotoğrafı var diyor Hüseyin Cuma'da. Evet. Görüntü var. Görüntü de varmış. Hüseyin Cuma'da internet sitesi. Bu arada Hakan abi de şunu ekleyelim. Hakan abi asıl diyorsun ya, bak Hüseyin abi hatırlar, sen de hatırlarsın. O derelerden buzdolapları çıktı, buzdolapları. Buzdolabı evet. Atıyor insanlar o şeylere ya. Ayıp ya. Şimdi bu hafta içinde dedi ki korona bizim gerçekten Sakarya'da 2000 tane vaka var. Çok tanıdıklarımız, çok görüştüğümüz, sohbet ettiğimiz, hayatımızda önemli yerleri olan insanları da kaybettik. Bunlardan biri de Sakarya'ya iz bırakan bir isim Aziz Duran'dı. Pazar günü tedavi gördü hastanede, rahmetli oldu. Eşi Nesin Hanım şu anda, Allah uzun ömür versin, şu anda evinde atlattı ama Aziz Bey'i biz 71 yaşında kaybettik. Önce haberimizi izleyelim, sonra Aziz Bey'in arkasından birkaç kelimemiz olacak. Kurulmakta olan depremin yaşandığı 5 şehir içerisindeki Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Aziz Duran geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görmekte olan ve durumu ağırlaşan Duran yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve Sakarya'ya hizmetler sunan Duran için Yorgalar Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Çevici. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başta olmak üzere ilçe belediye başkanları, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Aziz Duran Başkanımız birlikte çalıştık. Ada Pazarı Belediye Başkan Yardımcım döneminde belediye başkanımızla birlikte çalıştık. İyi topuklarımız var. Daha sonra uzun yıllar birlikte olduk. Aynı zamanda benim bacanamın da amcasıdır. Ben rahmetler diliyorum. Hanımefendiye sabırlar, Cenab-ı Mevlam ihsan etmesini temenni ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Mevlam yap diğeri nur eylesin. Kendisini yoldaş eylesin. Allah Resulü'ne konuşan istiyorum. İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan cenaze namazında Duran için dualar edildi. Aziz Duran başkanımızı hali hayattayken nasıl bilirdiniz? Dünya ve ahirete taalluk eden hak ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Merhumun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Kılınan cenaze namazının ardından Duran Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nezih ruhuna hasaten biraz önce Evet. Sakarya'dan bir Aziz Duran geçti. KJ'miz de o. Sakarya'da 3 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 17 Ağustos depreminde şehrin yeni imarında bayağı bir katkısı oldu. Şehre iz bırakan projelere imza attı. En önemlisi de Kent Park. Bugün nefes aldığımız bir yer varsa olası bir depremde Donatım Park oldu. Kent Park Donatım Park oldu adı. Ne? Ya evet, AKM vardı Hüseyin ama esas bizi ilgilendiren nokta Donatım Park veya Kent Park diyelim. Olası bir depremde Sakaryalıların toplanma alanı ve çadır kent olarak da düşünülüyor yani o deprem senaryosunda. Ama atlıyorsun asıl yeni kent. Yani yeni kent. Deprem öncesinde. Evet Hüseyin'im, evet Hüseyin'im. Evet, Hüseyin. Şöyle. Önce Allah rahmet eylesin Aziz Duran'la beraber ben tam muhabirlik yıllarımda çok çalıştım. Hatta cenazeyi takip ettin. Cenazeyi takip ettim. Artı bir ben kafanı tutuyorsun zaten şu anda. Haber de köşe de yazdım. Şimdi şöyle Aziz Duran'la ilgili anılar çok ama şunu söyleyeyim. Aziz Duran'ın bu kente yapmış olduğu en iyi büyük iyiliklerden biri çok ana arter açtı. Yeni Can Bulvarı olsun, Bosna Caddesi olsun. Belediyeciydi. Yani orada Aziz Duran'ın açtığı bu caddeler deprem, 17 Ağustos depreminin sabahından tutun, ilerleyen günleri ve ilerleyen aylarında bu şehir hareket etti. Yoksa ara sokaklarda evler yıkıldı, kilitlendi her yer ama o ana arterle beraber, ben bunu daha önce de canlı yayına bağlamı zaman size söylemiştim, o ana arterlerle beraber şeyi yürüdü. Bir, iki, 17 Ağustos depreminden önce Aziz Duran'ın projesi var. Zaten Karaman bölgesinde çalışma yapıyordu. Depremle beraber o projeleri direkt Bayındırlık Bakanlığı'na verdi. Yeni kent projelerini. Üç, kısa geçiyorum. Zaman kısıtlı olduğu için. Dediğin gibi Donatım Park ve Kent Meydanı eski adıyla şu anda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı. Yani Aziz Duran burada eserleri bal. Allah rahmet eylesin. O gün ki kalabalığı görüyorsunuz, pandemi var ama insanlar geldi, pandemi kurallarını cenazesine kaldırdık. Aziz Başkan seviyordu, ben eşi Nesin Duran'la da orada bir röportaj yaptım. Kendisi sonradan şey yapmadı ama orada bir lafı var. Ben canlı yayın o gün bağlandığım gün de demiştim. 17 Ağustos sabah Aziz Duran kalkıyor, işte o gece kalkıyor. Herkesin evi yıkılmış olabilir, benim şehrim yıkıldı. Nesin Hanım bu lafı hiç unutamıyorum dedi. Tekrar Allah rahmet eylesin, burada eserleri var, güzel günlerimiz oldu, tatlı tuzlu günlerimiz oldu ama biz severiz Aziz Başkan'ı. Aziz Başkan basında seven bir insandı, onu da ekleyeyim. Yeri gelmişken hatırlatmak isterim, Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, Aziz Duran basında iz bırakanlar, rahmetli olanlar arasında belediye başkanı olsun. Elbette daha başkaları var ama ilk akla gelenler bunlar yakın tarihte öldüğü için. Seyfettin Kubilay'ı da almak gerekir tabii Arif Belediye Başkanı. Basında hoş sohbetler olan insanlar. Allah rahmet eylesin. Sefa senin evet, gerçekten biz o gün pazartesi günü beraberdik. Ben çok kısa geçeceğim onun için. Evet. Pazartesi günü Sayın Duran'ı Allah rahmet eylesin. Burada programımıza beraber andık. Allah mekanı cennet eylesin. Yani koronavirüsün ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu Sakarya'nın kaybettiğimiz kibar bir siyasetçisinden, Sakarya'nın siyaset tarihine iz bırakmış bir belediye başkanının üzerinden gördük. Allah yakınlarına başsağlığı, Allah yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Hakan, kısa bir alayım senden de. Ya Aziz Başkan'la son konuşmamız böyle çok şey geçmemişti bizim. Hani artık şey yani. Biliyorsun bu kredi muhabbetinden. En son o zaman görüşmüştüm Aziz Başkan'la. Allah rahmet eylesin. Ben Aziz Başkan'ı o zamanlar ben de muhabir olarak çalışıyordum. Çok gittik geldik sağa sola beraber peşinden çok koşturduk. Hiçbir zaman böyle bir ters bir hareketini görmediğim ender siyasetçilerden bir tanesi. Hiç böyle burnu büyük ondan sonra kendini havada hisseden birisi de mütevazı biriydi. Yani öyle kendini havada hisseden birisi hiç olmadı.
O yönüyle takdir edilecek bir insandı yani gerçekten. Severdim. Allah rahmet eylesin. Yalnız bilmiyorum ne kadar şu an bu konuşulur. Pandemi önlemleri kapsamında ben bu cenazeyi hiç tasvip etmedim yani şu cenaze törenini. Şimdi aile de zaten istemedi ama katılan oldu. Şimdi yani, kimse de gelme diyemezsin yani oraya. Hüseyin. Yani, abi burada Sakarya yani, valisi var, Büyükşehir Belediye Başkanı var. Bu insanlar sürekli şey yapıyorlar. İşte pandemiye dikkat edin. Ama aile... Sosyal, ya şimdi mesela Sakarya valisi herkese uyarıyor değil mi? Her gün Twitter'dan yani sosyal mesafeye uyun, sosyal mesafe diye tweet atıyor. Yani şu ben bu görüntüyü... Ama şimdi sen gidenlere yani gidenler de ben sorumlu giden... değil mi? He? Gidenler sorumlu değil. Ben onlara söylüyorum bence zaten. Bence Hakan Turan fikrini söylesin, hiç uzatmayalım. Çünkü şey olur. Ben söyleyeyim. Şey şimdi Hakan güzel anlatıyorsun. Abi arkasından markasından değil. Sen fikrini diyorum ki ben, fikrini söyle. Ben şimdi, bir şey söylemeyelim anlamında bu söyleyeyim. Aziz Duran uzamasın. Yani başkanlık kısmını bir kenara bırakıyorum. Aziz Duran koronadan ölmüş bir şahıs değil mi? Evet. Korona vakası değil mi? Korona vakası, burada vatandaşların hepsine biz korona vakasını 2-3 kişiyle cenaze namazı kıldırmıyor muyuz? Bir dakika, senin buradaki yanlışını söyleyeyim mi? Söyle abi. Söyleyeyim. Bir kere cenaze Orhan Cami'de yapılacaktı. Pandemi kuralları çerçevesinde yorgalar mezarlığında geç oldu. Geç onu. Bir dakika, oraya olma. Geç, hiçbir orası şey değil. Orası önemli, evet, bir şey var. Hayır, değil, önemli. Geç. İki, hangi cenazede millet geliyor da polis gelme diyor, yasak var. Kardeşim adam seviliyor, insanlar geldi. Bak dikkat hatta et. Aile Orhan Cami istemedi. Bir dakika, Orhan Cami'den yorgalar mezarlığında oldu. Bir, benim, iki. Benim aileyle hiçbir şeyim yok. Ailenin yaptığı çok güzel bir şey. Bir dakika. Ama bak, ya yanlış buraya, düşünüyorsun. Buraya gelenleri ben söylüyorum kardeşim sana. Yanlış düşünüyorsun. Yanlışını söylüyorum. Ben yanlışı söylüyorum. Bak yanlış düşünüyorsun ve yanlışını söylüyorum. Alakası yok. Ya arkadaş. Ben yanlış düşünmüyorum, yanlışı söylüyorum. Bak bir dakika, tam söyledin mi? Ben de sana yanlışını, tezatını söyleyeyim. Hangi cenazeye insanlar geliyor da polis veya asker gelmeyin diyor. Kardeşim adamı seviyor insanlar. Abi sosyal mesafe kurallarını var şey mı? Var mı? Tam tersi, sen cenazeye gelmediğin için şimdi buradan anlatıyorsun. Orada sarı çizgiler var. Kim nerede duruyor? Biliyorum ben sabah orada çizilen çizgileri, kim? Çalışmalarını falan ben gördüm. Gördüysen. Hepsini biliyorum. Şimdi o sarı çizgilere uyulmuş mu orada? Arkadaş bir dakika ya, şimdi. Hüseyin abi. Ama senin burada aileyi suçlamıyor. Kimi suçluyorsun? He? Abi ben oraya katılanlardan bahsediyorum ya, abi. Canım, ailenin yani suçu var. Aile görevini yapmış. Orhan Cami'de. Ben Aziz Duran'ın ailesi olacağım. Bu görüntünün koskoca... cuma namazından farkı ne? He? Bu görüntünün cuma namazından niye farkı cuma ne? Cuma namazında herkes belli aralıklarla... Burada mı var abi? Sefa. Abi omuzları... Abi ön sıra şey... Sen bunun için durma yukarıdan şey... Soruyorum. Bak soruyorum. Abi omuzları birbirine değecek mi? Abi sen diyorsun ki cuma daha yakın diyorsun, doğru mu? Hakan. Evet. Sefa. Şimdi cuma namazıyla arasında ne fark var? Cuma namazında koronalı bir hasta, koronalı yok. Burada korona var. Yani ama şöyle bir şey var. Bakın şunu anlatayım. Bak, toparlıyorum, kapatıyorum. Çünkü başka konuya geçeceğim. Buradaki olay tamamen vatandaşlar... Ben aileye bir şey demiyorum abi. Vatandaşlar... Ailenin burada yaptığı çok güzel bir hareket var. Seven insanların gelmişleri. Aile zaten bundan iptida etti. İlk etapta Orhan Cami'ydi. Örnek davranışta bulundu Duran ailesi. Dedi ki kardeşim biz dediler pandemi var istemiyoruz dedi. Ona rağmen geldiler. Kimseye de gelme diyemezler. Zafer Tokuş sen ben öleyim inan bu kadar kimse gelmez. Evet yani mesela. Bak, ikimiz ölelim var ya ben zaten öldüğüm gün. Allah korusun canım. Bak, ya Allah korusun falan tamam yani hepimiz öleceğiz abi. Her nefis ben gelirim. Ölümü tadacak. Ben şunu gelirim. Söyleyeceğim. Ya şimdi burada Hakan anlatıyor da burada şu var. Tamam, insanlar geldi. İnsanlar neye geldi? Adam da iz bırakmış kardeşim. Adam iz bırakmış, insanlar Hüseyin geldi. Ya. Ya. Bir cenazede. Sen neden bahsediyorsun? Sen kimde ne izinden bahsediyorsun ya? Buradaki insanlardan 3 tanesi korona olsa yapacak sana 60 tane kardeşim. O adamlar gidecek 60 kişiye de ulaştır. Ya bu öyle bir yerde. Ne izin ya? Çat çat dışında insanlara bak. Bas bas bağırıyorsun ya. Çat çat dışında. İnsanlar geldi de bak şimdi bir insana bunun bir ömrü ne olur? Ben sana söylemiyorum. Ben sana demiyorum ki aile burada suçlu veya şey suçlu diye. Abi insanlardan bahsediyorum zaten. Abi izi var bu adamın ya. Bu adamın izi var. Abi bu sebebi var kardeşim. Ölen Hasan amcanın bir şeyin üzerinde izi yok muydu? Gelsinler. Bak şimdi mevzu bu. Millet gelmiyor. Bak şimdi. Bak anlamadığın konu bu.
hangi cenaze törenine insanlar geldi de valilik veya büyükşehir belediye başkanlığı gelme diyor. Ama insanlar korkuyor, gelmiyor. Şimdi bu ülkede Aziz Duran cenazesine kimse gelmesin diye. Bir dakika. Aziz Duran cenazesindeki fark ne? Götürüyorlar. Arkasında doğru fiyat tekbir getiren bir bey vardı. Adam ağlıyor. Ses kaydı vardır. Bende var. Ya Cumalar. Adamın seveni var. Arkadaşlar. Bir konuşalım. Yanlış düşünüyorsun. Bir dakika. Bak bir dakika. Yanlış düşünüyorsun. Konuştun işte, bitirdin değil mi? Bir dakika. Yanlış düşünüyorsun. Ama anlattık yanlış düşündüğünü söyledin. Sen söyledin. Ben de fikrimi söyleyeyim ya. Buyur. Yani bu insanlar şeyi sevebilirler. Aziz Duran'ı sevebilirler. Başımın üzerine. Vefa borcu olabilir. Ondan sonra işte bir iyilik yapmıştır. Cenazesine son katılmak isteyebilir. Tamam. İyi de abi. Burada Ahmet amcanın da Mehmet amcanın da bir dünya vefa gösterdiği veya şey yaptığı arkasından dua okumak isteyen. Gitmediler. Dua etmek isteyen insanlar var. Kimse gitmiyor. Sen kendi ağzında söylüyorsun. Git abi. Kimse gitmiyor. Ama diye. Hayır. Ya iyi de. İnsanlar niye gitmiyorlar oraya? Niye gitmiyorlar? Niye gitmiyorlar? Çünkü virüs bulaşmasın diye. Birbirlerini bulaştırmasınlar. Canım diye gitmiyorlar. Bak anlamadığım yani, bir şey var. Millet orada virüs bulaşacağına bile geliyorsa adamı seviyorlar. Ya bak burada konuştular bunu. Bak kimin üzerine abi? Bak burada onun muhabbeti oldu. Dediler ki şurada. Şurada dediler ki bunun muhabbeti oldu. Dediler ki burada. Ya dediler arkadaş böyle bir pandemi ben sana şu söyleyeyim mi? Bundan sonra kesinlikle şeyi savunma böyle. Yok işte halkın kendisi anlamıyorsun. Ondan sonra virüsü yayan arkadaş, falan filan diye kimseyi savunma. Bir dakika. Sen bu işi savunuyorsan. Bir dakika. Bir dakika. Öyle diyor ama. Abi yanlış. Yanlışı var. Bunu düzelteceğiz. Şöyle yanlış. Diyordum da işte. Bak şimdi demagoji yapıyor burada. Ya sen Ahmet amcanın cenazesine insanlar geldi. Kim bu insanları cenaze almadı? Ahmet amcanın cenazesini koysaydık şuraya resim olarak, tamam mı? Orada 20 kişi böyle yan yana dursaydılar. Tamam. Sen burada var ya yerden yere vururdun o adamları. Abi ne alaka ya? Hangi cenazeyi vurdum ya? Ya cenazeyi vurdun o adamları. Ya bu cenaze olayı başka bir şey kardeşim. Geçen hafta... Evet. Ya bu cenaze olayı. Abi cenaze olayı. Cenaze olayı değil mi iş ya? Arkadaşlar lütfen. Tamam. Konu kapandı. Rafet yok işte. Yanlış düşünüyor. Evet arkadaşlar bana... Bak şimdi sen öldün. Senin cenazeyi öldün ya. Ölmeyeceğim mi? Dünya kasıp takacağım. Öldün. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Hakan'ın burada Hakan'ın burada dikkat çekmek istediği olay şuydu. Hüseyin'le Hakan konusunu yapalım. Aziz Başkan Sakarya'da iz bırakan bir insan. O yüzden sevenler cenazeye geldi. Bitti. Ama Hakan'ın da Bir saniye. Hakan'ın da dikkat çekmek istediği olay, o cenazeye gidenler, Aziz Bey'in cenazesine gidenler yanlış yaptılar, sorumsuzluk sergilediler diyor. Çünkü neticede virüsten ölen, virüsten hakkın rahmete kavuşmayan insan cenazede virüs olur diyerekten gitmeseydi daha iyi olur diyor. Hatta biz şöyle bir şey yaptık, TV264 olarak. Aziz Bey'in cenazesini biz orada gidemeyenler için, hani gidemeyecekler insanı canlı yayınladık. Ya birinci derece yakınlar haricinde cenaze kimse gidemez diye kural yok muydu abi? Bakın ben o konuyu da bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorsunuz ya? Hepimiz burada konuştuk. Konuyu kapatmaya çalışıyorum. Tamam. Birinci derecenin haricinde kimse koronalının cenazesine gidemez diye genelge vardı. Konuyu kapatmaya çalışıyorum. Ya Hakan, adamı seviyorlar, geliyorlar. Örneğin değişik bir örnek. Ahmet amcaya kalabalık gelmiyorsa arkadaşlar, Ahmet amcanın seveni o kadardır. Aziz Duran'a geliyorsa seveni bu kadardır. Bak kardeşim biz de gittik. Niye gittik? Sen şimdi bana soruyorsan ben nereye gittim? Ben sana bir şey söyleyeyim. Sevmekle sevmemekle sen nereye gittin? Şu. Senin görevin vardı. Sen bana neye gittin? Görev vardı. Peki X adam da diyor ki kardeşim bana diyor. Abi bir şey hizmetleri var. Arkadaşlar. Pandemi kurallara uygun yapıldı. Sarı çizgiler. Vardı. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vardı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra kesinlikle Hüseyin, burada çıkan bir tane böyle sıraymış, şuymuş, buymuş, tamam mı? Cenazeyi karıştırma. Bundan sonra kimseyi eleştirme. İlgili kongre videosunu tamam izleyelim arkadaşlar. Tamam mı? Ben maske takıyorum. Yanlış düşünüyorsun. Haberi verin.
Yanlış düşünüyorsun. İşine geldi mi? Yanlış düşünüyor kardeşim. Evet. Sakarya Spor'da kongre olacak mı? Kongre günlerine başladık. Biliyorsunuz Sakarya Spor Kongresi 28'ini yapacaktı. Fakat pandemi sebebiyle ertelendi. Daha sonraya bırakıldı. Ve bugün akşam saatlerinde Sakarya Valiliği'nin bir açıklama geldi. Açıklamada da Covid tedbirleri sebebiyle her türlü dernek kongresinin ertelendiğini duyurdular. Ve bu kapsamda 28 Şubat 2021 tarihine kadar kongreler yapılamayacak. Şimdi biliyorsunuz bu kongre süreci 3 haftada Sakarya gündeminde. Sayın Başkan Cevat Ekşi'nin istifa etmesinden sonra, olağanüstü kongre kararı almasından sonra Sayın Akkuş ve Sayın Cumhur Genç aday oldular. Hüdaverdi Bahadır var. Bir dakika bir tip. Ya arkadaşlar önce dinlemesini bir öğrenin de ben bir daha konuyu daha lanse ediyorum, anlatıyorum. Heyecanlı arkadaşlar ya. Çok heyecanlı. Sefa ile ikimiz aynı anda değil mi Sefa? Demek ki orada ama bir eksiklik oldu gibi geldi. Atlama diye atlarsam uyarırsın. Pardon. Daha kelime bitmeden ağzıma tıkadınız. Ve Hüdaverdi Bahadır olmak üzere 3 tane şu anda aday var. Hüdaverdi Bahadır zaten mevcut yönetimin adayı. Şöyle bir alternatif var. Kongre yapılmazsa mevcut yönetim devam edecek. Mevcut yönetimde de Hüdaverdi Bahadır aday olacak. Şimdi konu şu. Sakaryaspor Kongresi yapılacak mı, yapılmayacak mı? Ben önce şundan başlayayım. Kongre yapılsın müsün, yapılmasın mı? Şimdi, bu kadar toplum gelirdi. Şu anda Sakarya'da işi gücü bıraktı. Millet Sakarya bir sonrası birinci sırada kongre yapılması var. Yapılsın yapılmasın bir. Bu kongre yapılmayacak. Bitti. Hayır bir dakika. Sence yapılması gerekir mi? Hayır, yapılmaması gerekir. Neden? Ya kardeşim bütün kongreleri erteliyorsun. Bütün barosuydu, kooperatifleriydi. Bütün herkesi erteliyorsun. Sakın elzem bir konu değil ki bu. Hayati bir konu değil ki. Ha şöyle durdursana burayı reji. Reji resmi durdursana bir. Yani reji, görüntüyü durdurabilir misin? Az geri alma şansımız yok herhalde ama. Bak şimdi bu kongrede de pandemi önlemleri var değil mi? Bak şimdi orada kaç tane maskesiz adam var. Bak. Seyret. Bak. Ama bu atladığı nokta şu var. Bak. Bu şimdi olacak kongre bundan farklı mı olacak zannediyorsunuz? Aynı şey olacak. Bence Turgay maskesi. Abi bizim gazeteci arkadaşımız bile maske takmamış. Ya Turgay abi ne istiyorsunuz? Bak şimdi. Ben şimdi size Hüseyin takmış maske mesela. Siyah maske takmış. O zaten korkarak dolaşıyor. Şimdi bir şey diyeceğim ben size. Bana göre kongre yapılmasın. Neden yapılmasın? Fikrimi sordunuz ya ben söyleyeyim. Evet söyle. Fikrimi arkadaşlar bir dakika konuşmayın. Fikrimi söyleyeyim. Bence yapılmasın. Neden? Ya Türkiye'de hayat durmuş. Her şey durmuş. Kalkmış Sağlık Bakanı bu akşam diyor ki Sakarya'da vakalar %100 artmış. Tamam mı kardeşim? Bu şartlarda her şey ertelenirken Sakarya Spor Kongresi ne yapılsın? Tamam. Bir yönetim var. Sefa. Bu yönetime devam. Ya, biraz ben futbolu çok seven biriyim. Çok da severek izliyorum. Ben de yaşamayı seviyorum Sefa. Ve oraya geliyorum zaten. Abi haklılığını böyle bu kadar şey yapma, dikte etme rica ediyorum. Ama Sakarya Spor... Size bugün ne oldu size ya? Bilmiyorum Hakan abi garip. Hakan yani, abi orada kalmadım yani, diye bir şey yapıyor bana. Hakan'a biri demiş ki sen o demiş programda çok pasif kalıyorum atar yap demiş. Yok, hayır o değil ama Hakan ben abi... Ben onu anlıyorum. Ya senin gibi çok laf edince çok şey doğruları mı söylüyor zannediyorsun sen? Ya boş ver anne neden her şeyi aptal yapıyorsun. Çok aptal şimdi sana çocuğun doğruları söylediğini falan ya. Ne alaka ya? Herkes doğrusu kendine. Tamam Hüseyin Hakan. Ya böyle bir şey olur mu ya? Evet. Abi ben futbolu çok seviyorum. Ya Sefa bir şey konuşalım. Olur mu böyle bir şey? Çok seven biriyim ve futbolu bir hayat tarzı olarak görüyorum ama Sakarya Spor'un kongre işi abartıldı. Büyük bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Takımın yönetimi görev başında. Yani şu anda aday olan isimlerin dahi kendi sağlıkları için, toplum sağlığı için evet biz bu kongreyi mevcut yönetimine götürelim ve ilk rahatladığımız zaman bu kongreyi yapalım demesi lazım. Çünkü Sakarya Spor bizim hayatlarımızı kurtarmayacak. Sakarya Spor bizim bir... Futbol bir eğlencedir. Futbol bir yaşam tarzıdır. Sakaryaspor'un markadır. Evet ama biz bu takımın kayyumda kaldığı günleri gördük. Şu anda görevin başında bir yönetim var ve bence kongre pandemi koşulları geçene kadar ertelenmeli. Hakan?
kesinlikle yapılamaz zaten. Ben onu geçen hafta da söylemiştim. Yapılamaz, yapılmamalı da. Şimdi şöyle bir şey var. Biz de şimdi merak ettik kongre yapılsın mı? Bu 4 kişi, bana göre de şöyle bir olay var. 3 haftadır, kendi düşüncemi söylüyorum, 3 haftadır Sakarya'da bu kongre diye bir herkes sosyal medyadan herkes bir şeyler paylaşıyor. Herkes diyor ki işte yani yapılsın istiyor, yapılması isteyenler var. Ve biz medyaban.com'da ve spor264.com'da bir anket başlattık. Dedik ki Sakaryalılara bu kongre yapılsın mı yapılmasın mı? Çünkü toplumda öyle bir gerginlik oldu ki toplumda. Şu anda toplumda işte biraz şey olacak. Akkuşçular, Cumhur Genççiler, Hüdavercil, Bahadırlar diye toplum gerildi. Bu bir gerçek. Kaç delege acaba? Bakın ne? Kaç delege acaba? Sosyal medyada yan yana maç seyreden adamlar birbirlerini kırmaya başladılar, evet, ya. Evet, bakın yani birbirlerine kavga ediyorlar yani. Ben onu anlatıyorum. Yani ben şu anda bu süreç şimdi Sakaryaspor Pendik'te maç var. Maçta yenilecek, yine birilerine yıpranma muhabbeti başlayacak. Bakın ben de diyorum ki eğer olursa, imkanı varsa artık bu iş gündemimizden düşsün. Düşmesi de gerekli düşünüyorum. Beyefendi, bakın bir şey bu Sakarya'yla alakalı bir şey değil ki. Bitireyim. Olsun derken bitireyim. Genelge çıktı. Sadece biliyorum değil mi? 28 dinledim. Şubat'a kadar bir genelge var. Seni dinledim. Ya, adamın dediğini anlamıyorsun, konuşuyorsun Cemal abi. Düşsün derken zaten yapılamayacak. Düşsün yani. Toplum üzerinde baskı var diyor yapılsın. Ben bir şey anlatıyorum. Önce saygı olmuyor herhalde kardeşim. Devam et abi. Yani çünkü şu anda toplumda bir gerginlik var. Haddinden fazla gerginlik var. Sosyal medyaya bakın. Bir Sakaryaspor'a ilgili biz bir haber giriyoruz. Altına binlerce yorum geliyor. İşte hatta bizim medya var şu anda gelen bir yorum. İşte Hakan, rakam kaçtı? 8.000 küsür değil mi? Hangi habere? Son bir ayda gelen haberlere gelen 8.000 tane yorum var. Sildiklerimiz hariç, reddettiklerimiz hariç. Toplum diyor ki kongre yapılsın. Kongre yapılmadığı takdirde ben niye bu konuya girdim? Herkes yıpranmaya başladı. Bundan Cumhur Gençliği'ni de tutun, Akkuş'una da tutun. Siyasetçi tutun, herkes yıpranıyor. Hatta biz de yıpranmaya başladık. Doğru mu? Niye diyorum? Yanlış, ben yıpranmıyorum. Biz de yıpranmaya başladık. O haberi yapıyorsun, oncu oluyorsun. Bunu yapıyorsun, ya ben mesela oluyorsun. Bir köşe yazdım. Dedim ki, pandemi var kardeşim. Hı. Yani İçişleri Bakanlığı'nda genelgesi var. Bu kongre yapılamaz. Köşe yazdım yapılamaz, ya. Yapılamaz tamam ama bunu yani, anlamıyor millet. Ben bunu yazdım. Yok sen Sakaryaspor düşmanısın da, yok işte evet. Kongre olsun. Yok Uğur Akkuş'u sen sevmiyorsun da ondan yazdın da. Yok Cumhur Genç'in işte sen Cumhur Genç'i sevmiyorsun. Cevatçısın sen, şöylesin böylesin. Yani Bağdır ne attı, ismini bile bilmiyorum adamın ya. Yani. Nasıl oncu oluyorsam. Neyse yani ben anlamadım bu işi ya. Ben sadece yani bir köşe yazarı olarak veya işte bir gazeteci olarak, gazeteci olmaya çalışan biri olarak diyeyim. Sadece yapmak istediğim, yani ortada bir genelge var ve bu genelgenin bir daha uzayacağı adım Hakan olduğu gibi emindim yani. Biz de uzayacağız. Yani herkes biliyordu bunu, uzayacağını. Hatta ben şunu da söylüyorum abi. Yani şu an 1 Mart'a kadar 28 Şubat yani 1 Mart sabahı ancak kongre yapılabilir. O zaman da bence yani şu gidişat devam ederse ben iddia ediyorum o zaman da yine uzayacak yani. Peki bir şey soracağım. Bu kongre bu ben köşemde de yazdım. Mı? Nisan'dan önce kimse burada kongre yapamaz. Hayır bir şey. Abi bu takım ya, 30 zaten... kişi 40 kişiyle kayyuma kaldığı dönemler yaşadı. Şu anda maddi problemi olmayan bir yönetim için başta rica ediyorum bakın. Sakaryaspor hepimizin değeri. Sakaryaspor hepimizin markası. Ama Sakaryaspor icraya kaldı, ligden düşüyor gibi bir durum söz konusu değil. Transferleri yapıldı. Yönetim işin başında. Eğer bunların hiçbiri olmasa o zaman online mı yapalım, bir şey mi yapalım? Ama bak, ya ne kadar boş muhabbet yapıyorsunuz ya. Ya bu kadar bu. Bu sana değil. Bu Zafer Tokuş'a. Kongre yapılsın mı diyor. Ya ne alaka kardeşim? İçişleri Bakanlığı genelgeye dayanmış. Diyor ki 28 Şubat'a kadar bir şey yapamazsın. Bitti abi. Boş muhabbet yapıyorsun ya. Bu kongre yapılsın mı? Ya niye muhabbetini yapıyorsun? Hayır bütün şehir dedi ki yapılsın. Yapabilecek mi? Niye yapıyorsun? Yanlış anlamadım. Bu Sakarya'ya ben Sakarya Valiliği'nin vereceği bir karar değil ki. Şunu mu diyor? İçişleri Bakanlığı diyor ki bir dakika. İçişleri Bakanlığı diyor ki yapamazsın. Bitti. Sen neyin muhabbetini yapıyorsun burada? Başka bir şey konuşalım. Kamuoyundaki baskıyı galiba. Ya ne kamuoyundaki baskısı abi? Kamuoyu baskısı mı var? Ya işte ya ne alaka ya? Ne alaka ya? Başkanlarından bir tanesi bana geldi dedi. Ya bu kongre dedi. Ya bundan önce de dedi pandemi dönemiydi. Nasıl yaptık dedi. Bu sefer de yapacağız öyle. Yapsın dedi. Adam. Ben de dedim yap. Yap abi yap. Saygı duyuyorum. Yapabilen yapsın ama İçişleri Bakanlığı Sakarya Valiliği bu saatten sonra buna kesinlikle vali
buna karar veremez. Buna valilik karar veremez zaten. İçişleri Bakanlığı diyor ki 28 Şubat'a kadar bir şey yapamazsın. Biz şimdi burada bunun neyini tartışacağız ki? Yapılsın mı yapılmasın mı? Hızır ile yürüs ediyor. Ya ne arkadaş? Bakanlık diyor ki yapamazsın diyor. Bitti. Yok millet geriliyormuş yok o. Ya gerilen gerisin abi. Gerilen gerilir. Gerilecek bir şey yok ki. Bir devlet var. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Burada bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti kanunları var. Kanunlar diyor ki siyasi partiler, kooperatifler bazı seçim yapamadı. Siyasi partiler serbestti. Herkes, hayır şu andan itibaren tamam. Konuşuyorum. Ben biliyorum. Bana öğretme onu. Kime öğretme? Şu anda bilmiyorsun sen. Ya ne diyeyim Allah'ım yarabbim ya. Siyasi partiler serbest. Ya şu anda diyorum kardeşim biliyorduk. Ben geçen demedim mi burada anlatmadım mı? Sezon Başkan ne diyor? Sezon Başkan demedi. Cumhur doğru söylüyor. Ben geçen programda burada demedim mi? Herkese yasaklı siyasi partileri niye serbest? Sen şimdi diyorsun ki bana ya geçen program anlattım. Şu an itibaren. Ya kardeşim geçen program anlatmadım mı? Sonra diyor. Geçen program burada anlatmadım. Herkese yasaklı. Ertelendi ya. Siyasi partiler serbest. Geçen AK program anlatmadı mı? Ertelendi genelge çıktı. Aynen. Arkadaş şunu diyeceğim sana. Devlet diyor ki bu saatten sonra hiçbir şey yapamazsın. Bitti abi. Onun için hiç boşu boşuna burada bize boş sorular sorma. Yok kongre yapılsın mı yapılmasın mı? Ya yapılsın da abi yapacağım mı? Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Ali İhsan ya hepsi yapılsın dese gene yapamazsın. Devlet var ya. Ya bundan sonra bence yapılması gerekeni bence konuşmak biraz, lazım. Bence biraz şundan oldu. Yani Uğur Akkuş ismi, işte adaylar falan biraz onun için kongre üzerinde gidiyoruz. Ya kongreyi konuşalım. Bak durdu bir şey diyeceğim. Kongreyi konuşalım, başkanları konuşalım. Şunu konuşmayalım ama kongre yapılsın mı yapılmasın mı? O zaman başkanları konuşmaya ne gerek var? Onun dışında her şeyi konuşalım. Başkan olamayacak bir adamı niye konuşayım ki şu an? Bundan sonra o bundan sonra kim gider? Mesela şunu konuşalım. O genelgenin üzerine ve Hıfzı Sıha Kurulu'nun kararının ardından, vali bir açıklamasının ardından bu kongrenin yapılmayacağı, bu işten anlayan herkesin malumu zaten. Şunu konuşalım. Bunu konuşulmaya bile şunu konuşalım. Bak kongreyi kapatalım. Kongre yapılamaz. Bitti. 28 Şubat'a kadar. Devlet var. Zafer diyor ki şunu konuşalım. Kongre yapılamıyor arkadaşlar. O zaman kim aday? Cumhur Genç. Güzel. Bir dakika. Cumhur Genç. Uğur Akkuş. Bak bir şey getireceğim. Bırakacağım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Tamam gel. Gel değişelim. Gel böyle. Gel. Gel böyle gel. Abi bu ne canlı yayında böyle? Tamam, gel. Evet gel. Arkadaşlar bak. Geç. Bak şimdi. Otur. Ver onu bana. Ben de buraya geçiyorum. Tamam. Çünkü biz programda tamam, sen güzel. Devletten yönetiyorsun. Şimdi. Abi bu sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bak. Biz kesinlikle. Bak şimdi. Biz tanımıyoruz burayı. Çok güzel. Evet isimler evet. Değişti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ne kadar. Dereceyi geçebilir miyim ya? Çok güzel. Göstereceğim. Bunları al lan. Alır mısın? Özür dilerim. Yani bak şimdi arkadaşlar. Evet. Program nasıl yönetilir? Sizi değiştirin. Ben moderatörlük nasıl yapılır? Evet buyurun. Bir dakika. Ha. Bak şimdi arkadaşlar. Telefonu. İçişleri Bakanlığı'ndan dursun telefon oradan. Dinleyin. Burada bir dakika dinleyin. İçişleri Bakanlığı'ndan dediler ki 28 Şubat'a kadar kongreler her şey iptal. Dolayısıyla kongre yapamaz. Bizim şimdi konuşmamız gereken nedir? Ona de ver. Buyurun. Bu arada pardon. Yer değiştirmeden de yönetebilirdi programı. Niye yok, illa? Şimdi burada konuşmamız gereken arkadaşlar gündem maddesi size veriyorum. Demek ki kongre yapamayacağımıza göre Zafer Tokuş senden ilk söz alacağım. Kongre yapamayacağımıza göre bu andan itibaren 3 tane başkan adayı var bildiğimiz. Cumhur Genç, Uğur Akkuş, Hüdaverdi, Bahadır. Bu arkadaşların da içinde bulunduğu, birleşmiş, herkesin ortak olduğu bir şekilde mi 1 Mart'a kadar gidelim? Ne diyorsunuz? Bunu soracağım. Kimle soracaksın? Kimle başlayalım? Buyur senden başlayalım. Bunu söyleyeceksin bana. Şimdi, bundan sonra ne yapalım? Birlik beraberlik içinde nasıl yol alalım? Bunu anlat. Burada bir de bak konuştum. Bak bunu anlat. Buyurun Zafer Bey sizden başlayalım. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben Sakaryaspor'un şu anda 3 haftadır bazı bizim yaşadıklarımız var, gerginlikler var, toplumundaki gerginliği var. Ben bunun bir an önce bitmesi noktasında ben hareket ediyorum Sefa. O bir. Şu anda toplum bizim Sakaryaspor üzerinden herkes yıpranıyor. Kesinlikle yıpranma var. Ben o yüzden Sakaryaspor'un bu iş bir an önce gündemden düşsün, ne hale varsa görsün diye düşündüğünden dolayı bunu söyledim. Güzel. Yoksa benim Sakaryaspor'la işim yok. Sakaryaspor maçına bile ben gitmedim. Yani en son Van'a gittim. Van'da da yenedik geldik bir maça gittim. Geldim.
Onda da 1-0 bizim o kimdi çocuk ya? Ne futbolcu kimdi? Evet, anlarınızı anlatmasanız da bundan sonra ne yapmamız gerekiyor onu anlatsın. Yani bu saatten sonra... Her program arasını anlatan adam moderatör. Ağrını kızdı ya. Anlarınızı anlatmayın bize, tamam mı? Ama bitireyim Hüseyin Bey. Bu saatten sonra nasıl bir yol haritası izleyelim? Bana onu anlat. Şimdi, Hüseyin ben daha kahve istiyorum. Bir tane daha konuşmak istemiyorum. Bunları izleyeceğim ya. Çok zevkli oluyor. Hüseyin bak ben bir şey anlatıyorum ama lafımı kesiyorsunuz Hüseyin Bey. Ama anılarını anlatma. Burada ama anlatmıyorum. Burada kamuoyunun bizden beklediği, eğer bu programı yapıyorsak, kongre yapılamıyor. Bu saatten sonra nasıl bir yol haritası izleyelim? Zaten biz şeye döndük. Kongreye ya. Daha var. Şubat'a kadar herkes çalışsın. Delegelerle konuşsun. Biz nasıl bir yol haritasıyla önümüzdeki maçlara bakalım. Bana bunu anlatın arkadaşlar. Bitireyim mi? Anılarını anlatma. Anlı değil. Ne yapalım? OneSpor'da yenildikten sonra başka maçına gitmedim. Şimdi benim tekrar söylüyorum. Ben Sakaryaspor konusunda benim düşüncem, naçizane düşünüyorum. İster katılır, ister katılan olmaz. Toplumda gerginlik olmasın diyerekten bir an önce bu kongre olsun, abi bitsin. Nalima herkes önüne baksın derim. Evet. Zafer Tokçu'nun futbol ve Sakaryaspor'dan anlamadığı buradan belli oldu. Nereden belli oldu? Adama diyorum ki bunlar olmayacak diyorum. Aynı yerde patinaj yapıyor. Ben şunu soruyorum Sefa Polat size. Anlayamıyor. Bak ben toplumda bir gerginlik yok kardeşim. Tamam mı? Başkan adayları kendi gerilebilir. Yani heyecan yapabilir, stres yapabilirler. Kongreler çıkabilir mi? Sandıktan çıkabilir miymiş? Sen onlardan etkilenmişsin. Virgül koy. Onlardan etkilenmişsin. Bir dakika sana bir soru var Sefa Bey. Yok bir daha bir saniye. Sefa Bey sana şunu sor. Bu saatten sonra cevap hakkı nasıl bir yol haritasıyla? Cevap hakkı doğdu. Cevap hakkı doğdu. Cevap hakkı doğdu ama bak. Cevap hakkı doğdu. Ya tamam. Bir dakika. Şimdi şöyle cevap hakkı doğdu. Sen etkilenme noktası. Sakaryaspor'un bu her maç sonrasında, yenilgi sonrasında yöneticilerden tutun da Sakaryaspor'daki söz sahibi olan Ekrem Yüce'ye sürekli olarak hakaretler gelmeye başladı mı? Sürekli olarak sosyal medyadan da gelmeye başladı mı? Ve zaten bunun yönetim kurulunun karar almasının sebebi de nedir? Diyor ki kardeşim bizim yani Sakaryaspor'a biz o kadar iş yaptık, yani o kadar destek verdik. Ama geldiğimiz noktada böyle hakarete maruz kaldık. Biz ayrılıyoruz diyorlar. Gelsin birileri yapsın diyorlar. Tamam. Ve şu anda Sakaryaspor'da sürekli yenilgi sonrasında bu gündeme geldi. Eğer Sakaryaspor, dikkat edin 6 tane gol yedikten sonra bu yaşandı. Eğer Sakaryaspor maçlarını kazansaydı, işte yenseydi bu gündeme gelmezdi. Demek ki şu anki bir sıkıntı var. Millet de bıkmış diyor ki kardeşim ben kongre yapayım. İsteyen gelsin alsın diye söylüyor. Ben de toplumdaki sıkıntı olmasın diye bunu söyledim. Benden de bu kadar. Peki. Bak ben... Bir şey söylemesen sorma cevap ben, veriyorum. Ben buna cevap verme. Ben iki satırla Safa'ya vereceğim. Heh, tamam. Şu şartlarda kongre yapamadığımıza göre bunları konuşmanın anlamı yok. Kongre yapalım mı yapmayalım mı? Yapamıyoruz. Bitti. Bakanlık diyor ki 28 Şubat'tan sonra bakacağız. O da garanti değil, bakacağız. Sefa Polat, kongre yapamadığımıza göre bu saatten sonra nasıl bir yol haritası çizelim? Yol haritası çizmeye... Şehir olarak. Abi ne şehri yani? Zaten bir yönetimimiz var. Şehrin, bu takımın delegeleri var. Bu takımın delegeleri bir yönetime görev verdi ve alın bu takımı yönetin dedi. Bu takımı yönetmek şehrin değil, yönetimin görevidir. Eğer iyi bir şekilde yönetemezse şehrin vicdanı olan Sakaryaspor'un delegelerine sandık önünde hesap verir. Bu takımdan hesap soracak kişi sandıkta oy kullanacak delegelerdir. Onun için tribünlere giden insanlar veya biz eğer bu takımdan bir hesap soracaksak ya seyirci açıldığı zaman takımımıza tepkimizi gösteririz ya da delege oluruz gideriz orada oy vererek şey yaparız. Bu iş sosyal medyada bu iş tepki göstererek yorum yaparak falan olmaz. Bu büyük kulüpleri dünyanın bile en büyük kulüplerini kökten çürütür. Onun için takımın başında bir yönetim vardır. Takımın başında bir hoca vardır öyle veya böyle ki acilen bir antrenör bulması gerektiğini düşünüyorum. Murat Hoca'ya devam edemez bu süreç. Ki parantez Murat Hoca geldikten sonra takımın düzelen futbolu da ayrı bir muamma. O da spora girdiği için şey yapmayayım da. Mart ayına kadar bu takım çok rahat bir şekilde böyle gider. Mart ayından sonra pandemi kuralları ortadan kalktıktan sonra Uğur Akkuş'ta, Cumhur Genç'te, Hüdaverdi Bahadır'da delegelerine karşılarına çıkarlar ki bence üçü de her ne kadar Uğur Akkuş hala şüpheli yaklaşıyor olsam da bence üçü de birbirinden kıymetli rakipler kendileri için.
delegenin karşısına çıkarlar ve kim buna oy verirse Sakaryaspor başkanı olur. Bu kadar basit. Niye bunu bu kadar içselleştiriyoruz? Niye bunu işte bize baskı var falan diyoruz? Niye sosyal medya... Hayır, sen demiyorum. Veya niye bunu bu kadar romantik hale getiriyoruz? Şu anda görevin başında olan bir yönetim romantik var. Mi? Abi şey yapıyoruz yani böyle, bak şunu çok net söyleyeyim. Aşk mı yaşıyor şu anda Sakaryaspor? Abi şöyle, 6 yemeği çok içselleştirdik. Kötü bir skor, kabul ediyorum. Ama modern futbolda artık böylesine ani skor değişkenlikleri çok olabiliyor. Çünkü modern futbol çok çabuk kaleye gidiliyor. Çok daha hızlı gol atılabiliyor. Eski sistem yok artık. Onun için bunu çok kolay atlatabilirdik ama şuna bakın, bir 6 maçlık 6 gollük bir mağlubiyetin bir aydır konuşuyoruz. Futbol orada kalır, o skor orada kalmalıydı. Biz bunu biraz abarttık. Oradan dersimizi alırız, yolumuza devam ederiz. Zaten budur yani, bak hakikaten budur. Yani başka türlüsü mümkün değil zaten ama biz tabii ki bununla çok kızamıyorum. Çünkü Sakaryaspor taraftarı, özellikle belli bir kitle çok seviyor Sakaryaspor'u. Onunla yatıp kalkıyor. Gururlarını yediremediler bu şeyi yapmayı ama Sakaryaspor'u sevmek biraz daha böyle feragat etmek demektir. Nefretimizi de yenelim Sakaryaspor için. Üzgünlüğümüzü de yenelim. Ve takımımıza böyle destek olalım diye düşünüyorum. Nokta koyayım. Sakaryaspor'un Mart ayına kadar bence yönetimsel bir problemi olmaz. Çünkü görevin başında bir yönetim var. Abi. Olmasın diyoruz. Çünkü şu anda herkes seçimle ilgili çalışmasını yapsın. Ama şu saatten sonra bütün adaylar Sakaryaspor'un etrafında birleşip yolumuza devam edeceğiz. Bak Ali Koç. Etmeliyiz. Ali Koç 3 yıl çalıştı. Fenerbahçe başkanı olmak için alttan 3 yıl, 2 yıl açıktan çalıştı. Son bir yıl propaganda yaptı. Ya bu sizin için de güzel bir fırsat. Bak ertelendi kongre 3 ay. Uğur Akkuş, gel herkese kendini anlat. Cumhur geç, bütün delegelere tek tek git kendini anlat. Hüdaverdi Bahadır git. Yani bak çok daha iyi propaganda yapın. Bu spor yönetimlerinde onlar benden çok daha iyi biliyorlar. Ama bir futbol kulübüne başkan olmak için belki 3-4 yıl önce mesela Fenerbahçe'de Hulusi Belgü diye bir adam vardı. AVM Dernek Başkanı. Yıllarca propaganda yaptı adam, gene seçilemedi. Madem önümüzde süreç var, başkan adaylarımız bu süreci en iyi anlasınlar. Bakın bugün Cumhur Genç'in açıklamalarını okudum. Güzel, Cumhur Genç'e güzel projeler açıklamış. Teknik delegelere gitsin bunu anlatsın. Uğur Akkuş gelsin ya Hüseyin abi, bak hem senin gönlünü alsın. Ya Hüseyin abi ben seni beklettim ama desin. Veya gelsin Zafer Tokuca. Niye bana gelsin? Geçen Ersin Tanrıoğlu programında bir diyaloğunuz oldu ya. Yok, ben diyalog diyorum. Ben yine arkasını demeyeyim. Ben mi yanlış anladım? Hayır, arkasını demeyeyim. Yani canlı noktası vardı. Hayır, onu diyorum. Bak abi siz beni yanlış anladınız desin. Gitsinler delegeleri konuşsunlar. Bu sürecin uzaması onlar için daha iyi. Sakaryaspor'un daha yararına. Oldu bittiye gelecek bir kongreye ihtiyacımız yok bizim şu anda. Türkçesi olur. Klasik olacak ama gün birlik günü deyip sözü Hakan Turan'a veriyor. Evet sevgili Hakan, sen neler söyleyeceksin? Ya şimdi Cevat Ekşi bırakmak istiyor. Bu açık. Ama o yönetimde daha 15-16 tane adam var. İçlerinden bir tane seçecekler. Bu mecbur yani şu an. Yapacak başka bir şey yok. Sizin de dediğiniz gibi Uğur Akkuş ne yapabilir? Hani diyor ya ben Sakaryaspor'a aşık oldum diye. Sakaryaspor'a aşık olduysa yönetimin tıkandığı, maddi olarak tıkandığı zaman Uğur Akkuş devreye girebilir. Bunu da alenen yönetimde açıklayabilir, işte Uğur Akkuş bize bu kadar destek oldu diye. Sakaryaspor'da şu an delegelerin belki birçoğunun üstünlüğü Uğur Akkuş'ta değil. Yani görünen o. Ama bu şekilde belki delegeleri kendine bağlama konusunda, kendini onlara anlatma konusunda zaman kazanmış olabilir. Uğur Akkuş için bence güzel bir şans bu. Bununla birlikte ben Mart ayı değil, sezon bitiminde kongrenin yapılması taraftarıyım. Niye diyeceksiniz? Çünkü eğer bazı şeyler düzgün giderse, iş yolunda giderse, biz hani bu grup gerçekten çok kolay bir grup yani. Sakaryaspor'un, özellikle Sakaryaspor'un kadrosuna baktığın zaman, Sakaryaspor düzgün oynarsa bu gruptan bence çok yukarılara çıkabilecek, bir veya iki kovalayabilecek bir düzeyde bir kadro. Bu hale gelmişken, mesela atıyorum ikinci durumdayken ve birinciyle arasında çok büyük bir fark yokken Mart ayında yapılacak bir kongre Sakaryaspor'un çöküşü olabilir. Yani işler güzel giderse, hayır kötü giderse zaten kaybedilmişse kaybedilmiştir, yapılabilir. Ama ben Mart ayında kongrenin yapılması tarafta, özellikle işler iyi giderse, yani takımın durumu iyi giderse Mart ayında bazı bir takım insanların egoları tatmin olsun diye illa Mart ayında kongre yapılacak diye bir kural olmadığını düşünüyorum. Bence Sakaryaspor için gidişata bakmak gerekir. Yönetimin bir an önce toparlanıp önce işte teknik direktör sorununu bir şekilde halletmesi gerekiyor. O çok acil.
şey de olabilir yani şu anki hoca ile devam edilebilir. Ona işte bir alternatif şey buluyorlar ya. Zaten şu sadece anda lisans öyle. Yani, yok, anda öyle. Yani anda o şekilde öyle de gidebilir. Bence bir kan uyuştu gibi yani hocayla. Takımın kanı uyuştu gibi bu şekilde gidebilir. Yalnız futbolculara da şöyle bir mesaj vermek gerekir. Onlar istediği zaman istediğini yapıyor gibi bir hava var takımda. Bunu işte 6-2'de gördük. Bir şeyler istendi. Hani 6 tane gol yendi. İşte kupada bilmiyorum o penaltı ben hala onun üzerinde konuşmadık. Konuşmamız lazım. Ben spor adamı falan değilim. Ama o penaltı öyle herkesin kabulleneceği bir penaltı değil. O konuda bence spor basını mutlaka konuşmuştur. Çok takip etmedim ama konuşulması gereken bir penaltı. Futbolcuların da biraz böyle tabiri caizse dizginlerinin çekilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da ne olur? Güzel bir yönetimle, kaliteli bir yönetimle olur. Yönetimin bence bir an önce toparlanması lazım. Başka çaremiz yok çünkü. Şimdi az önce Zafer Tokuş girdi. Bu konuya kısa bir girip çıkacağım. Şimdi dedi ki Zafer Tokuş, alınan mağlubiyetler ve özellikle de altın birlik sonuçla beraber Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce gündeme geldi. Cevat Ekşi sorgulandı. Ama bir yandan da bu ikili bu takıma 14 milyon gibi para, eski parayla 14 trilyon gibi para ve en zor günlerde. Şu anda Sakaryaspor'un başkanı olacak bir insan, bir kişi, bir başkan için yollar, bazı barikatlar, bazı engeller açıldı. Evet, futbol tamamen başarı endeksi bir oyun yani. Futbol böyle. Sefa bunu bilir, sporla ilgileniyor. Biliyorsun sporun sesi sportmenlik, P'si performans, O'su organizasyon, R'si rekordur. Yani rekor önemli. Yani ben çok teknik değilim ama onun kadarını biliyorum. İşin edebiyatının felsefesini kapmışsın ama bravo. Yani biraz tabii dilimiz döndüğünce biz de biliyoruz ama yani evet yani kötü sonuçlar ama bir tarafta da takım için pandemi şartlarının olduğu, dünyadaki bütün takımların ekonomik durumların olduğu bir ortamda da Cevat Ekşi ve özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin takıma bir 14 milyon gibi bir girdisi var. Neler söyledi Zafer Tokuş? Bir yandan tepki alıyorlar ama bir yandan da bunu yaptılar. Gönül isterdi ki tabii çok daha iyi yerlere gelmek, devam etmek ama sonuçlar da ortada. Kısa görüşlerinizi alayım. Konuya az önce girdim zaten. Benim söyleyeceğim şu. Ben bu işin fazla uzaması taraftarı değilim. Tamam onu anladım. Bitti bu kadar. Evet. Sen ne diyorsun? Abi şöyle. Şimdi az önce Aziz Duran'ın cenazesini izledik. Şimdi Aziz Duran bunun döneminde bu takım son olarak üçlüklerde Aziz Duran döneminde vardı. Türkiye vitrinde o zaman çıktı. Aziz Duran neler yaptı? Ne kadar eleştirildi? Şimdi Zeki Toçoğlu ne kadar eleştirildi? Şimdi sıra Ekrem Yüce'de. Yani neden biz bu takımı destek vermeye çalışan insanları bu kadar köstek oluyoruz anlayamıyorum. Bakın bugün Ekrem Bey geldiğinden beri takıma sahip çıkmamış olsaydı bugün bizim tartıştığımız konu neden Yavuz Reis'e, Muhammed Reis'e 1 milyon para verdik falan değil. Altyapıdaki futbolcuları daha fazla oynatalım falan olacaktı. Tamam mı? Yani transfer yapamayacaktık, transferi aşamayacaktık. O açıdan ben Ekrem Bey çok net bir şekilde risk alarak burada takıma ciddi bir katkı sağladı. Takımı bugün bu haline Ekrem Yüce'ye borçlu ve ben Ekrem Yüce'nin bir teşekkür hak ettiğini düşünüyorum. Fakat tam tersi Ekrem Yüce teşekkür alacağına son derece yanlış olan tepkiler gördü. Bu zamanda Zeki Toçoğlu'nun da başına geldi. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Bu Ekrem Yüce'nin tek başına yaşadığı bir şey değil. Bu maalesef bizim makus tarihimiz. O açıdan ben Ekrem Yüce'nin biraz da şey düşünüyorum açıkçası. Bugün o şeyde Ersin Taranoğlu katıldığında söylemişti. Cevat Ekşi'nin istifasını yani Olağanüstü Kongre karar almasını biraz yersiz bulmuştum ben. Çünkü olur böyle şeyler. Yani biz yolumuza bakalım modundaydım. Ama anladığım kadarıyla biraz Ekrem Yüce'ye zarar verdiği için Cevat Ekşi bu kararı da almış olabilir. Zamanla bunu görüyorum. Toparlarsak ben Ekrem Yüce'nin hakkının verilmediğini düşünüyorum burada. Tıpkı Aziz Duran'ın, tıpkı Zeki Toçoğlu'nun hakkının verilmediği gibi. Evet Sayın Duran. Ben Ekrem Yüce'nin yerine olsam başkan adayları geldiler ya.
Hepsine derdim. Ben hiçbirinizle konuşmak istemiyorum kardeşim. Bundan çözüm sonra, mü? Bundan sonra da Sakaryaspor'la çok ilgilenmezdim yani. Onu da yapamıyor ki işte. Yani. Çözüm mü sence? Ya çözüm değil ama yani bana bu kadar eleştiri yapılsaydı, ben bu kadar şey yaptıktan sonra, bu kadar böyle yerden yere vurulsaydım, ben yani benim de bir yani dayanabileceğim bir, yani şuraya gelir derler ya, öyle bir yer var. Ben Ekrem Yücel'in olsaydım, ben şu an Sakaryaspor'la bütün ilişkimi kesmiştim. Haftan haftaya maça giderdim yani belki. O i̇şte yapamıyorsun onu da. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı'sın. Arkadaşlar ben bir girme yapayım. Sıra bana geldi. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şimdi Hüseyin, şimdi sen burada konuşurken birisi seni eleştirin hemen bir şey demezsen zıplıyorsun. Zıplıyorsun, bağırıyorsun böyle. Şimdi takım kaç haftada oynuyor? 10 hafta mı oldu? 9 hafta mı? 11. hafta. 10 haftada aldığı sonuçlardan dolayı sosyal medyada bir linç var. Bunu kabul edelim. Ben şimdi ben nereye geleceğim? Yani artık bıkıyor millet. Hani nefret ediyor artık. Bitsin de kulturel muhabbetine giriyor. Bir de takımda başarı almayınca. Başarı olsaydı aslında bunlar olmazdı. O yüzden dolayı ben de benim düşüncem bu. Yani ben derim ki Sakaryaspor bu işten olur veya olmaz. Bakın olmayacağını da biliyorum. Bu karar var. Bakın bu valinin bugün yolladığı karar. Bu kamera çekiyor. Bu karar var. Hatta Galatasaray Spor Kulübü açıklama yaptı. Onun bana arkadaşım biri atmış. Şu anda seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı hakkında diye bakanlığın genelisi ertelemiş. Bakın ertelemiş. Biz şimdi şunu anlatıyoruz. Ya toplum bu kadar gerildiğinden dolayı diyorum olur mu diye düşündüm. Yani ben olsun bitsin diye düşündüm. Ha olmayabilir de. Bak ama yine olmadığı zaman Sakaryaspor Pendik'ten yenildiği zaman Fenerbahçe'nin yaşadığı bir facia yaşarsa hani Pendik faciası var ya. Pendik miydi? Pendik 2-1. 2-1 yenildiği zaman, efendim söyleyeyim, orada yenildiği zaman yine linçlik isimler bunlar olacak. Dolayısıyla Ekrem Yüce olacak. Dolayısıyla da yönetim olacak. Biraz ben iddialı de, bir yorum oldu sanki. İddialı yorum değil, iddialı konuşuyorum. Ben iddialı değilim. İddialı değil demiyorum, iddialıyım. Ben de diyorum ki... Programın sonuna geliyoruz. Ben de birkaç cümle ekleyeceğim. Ben de şunu diyorum. Bu işine son vermek için kim istiyorsa kardeşim gelsin alsın, kurtulsun gitsin, bizi de gündeminden düşsün. Benim olayım bu. Ha olur olmaz, olmazsa da olmaz. Bitti. Ben bir şu sosyal medyada linç diyoruz da ben bunlar olur abi bunları bu kadar dikkate almayalım. Ya insanlar ben dikkate tabii ki almıyorum. Senin için demiyorum. Yönetimler için diyorum. Ya ben sosyal medyada beni iki burada Ersin Tanrı'nın programa çıktık. Ersin Tanrı'nın soru soruyorum. Adamlar bana burada linç etti, parçalamışlar. Ya yapsın. Yapandan çoğunluğu biliyorsun. Yani burada... Niye linç etmişler? Ne yapmışlar? Ya bilmiyorum. Ayazık duruyor. Yazsınlar ya. Ergenler. 15-20 yaşında Ersin ergenler. Ersin Tanoğlu programınızı izledim de bir yorumcu olarak eleştireyim. Ya Allah'ınızı seviyorsanız Ersin Bey çıkıyor, bir şey açıklıyor. Sonra sen onu söyle diyorsun. Ben onu şimdi söylemiyorum. Ya tamam şimdi onu tartışma. Yahu... burada çıkıyoruz canlı yayında. Niye tartışmıyorlar? Her şeyi tartışıyoruz, oraya niye tartışmıyoruz? Ersin Bey'le ilgili tamam varsa cevap hakkı olmasın diyorsun. Adını eleştirmeyecektim, tarzını eleştirecektim. Burada ya tarz eleştirelim. Az önce cenazeyi bile eleştirdik. Burada her türlü şeye giriyoruz. Ersin Tanoğlu'nu niye eleştiremiyoruz? Bakın, ya şimdi... Koruma kalkanı mı var Ersin Bey'in? Ya bana bak şimdi bana gelmeyin böyle ya. Bana böyle gelmeyin. Geçen hafta da geldi. Abi yalan mı şimdi bir şey söylüyorum. 5 saniyede girdi adamı araya. Adamı 2 dakikada adamı gömüyorsun. Yok onu söyle bunu söyle. Ersin Bey de Ersin Bey böyle çıktı nezaket Kur'an'a bize anlattı sorun. Abi şimdi Ersin Bey her hafta, türlü alanda çıkıyor zaten. Önümüzdeki hafta şöyle belirtelim. Hüseyin anlamadım. Hep çıkıyor abi adam. Büyükşehir Belediye Başkanı'na Dost Sakarya'ya çıktı Google reklamlarıyla. Sakaryaspor Kongresi oldu. Gene çıktı. Şimdi diyor ki ben siyaseti bıraktım. Bayezan abi. Bir... Zafer abi soruyor. Ben ona cevap verme. Ben ne diyeceğim? Ya o zaman niye geldin mübarek buraya ya? Bana bir sürü kişi de yazdı. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Spor 264 özel var. Bunu da buradan Hüseyin sen KCS'ini yazarsan izin verirseniz sayın. Ersin Taranoğlu mu katılıyor? Sakaryaspor'un efsane başkanlarından Selahattin Aydın. Çarşamba günü Spor 264'de katılıp canlı yayında Sakaryaspor anlatacak. Kim? Sefa Polat yok. Hüseyin Cumalı zaten yok. Benle Erhan Kaytanbay ile görüşecek. Hayırlı olsun. Ben de Ekrem Yüce ile ilgili görüşlerimi ilave edeyim. Programın sonuna geliyoruz. Şimdi bizim bu şehirde diyeceğim ama ne yazık ki dünyanın her yerinde var bu. Yani bir nevi meyve veren ağaç taşlanıyor. Biz bunu rahmetli Aziz Duran'a da yaptık. Zeki Toçoğlu'na da yaptık. Şimdi Sefa da değindi az önce. Şimdi Ekrem Yüce yapıyoruz. Evet arkadaşlar hepimiz
Sakarspor'un şampiyon olmasını, iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Ama futbol bu. Bazen para da yetmiyor. Dünyada bunun birçok örneği var. Şimdi Ekrem Yüce şu anda başkan adayları konusunda çekimser kalsa niye karışmıyor diyorlar. İçine giriyor, niye karış diyorlar. Para, sadece para ver, hatırla, sus. Hatırla, para Zeki Başkan ver, diyor ya, cetvel mi aldınız elinize, ne kadar gireceğimizi ölçün de ona göre yapalım yani, derdi. Şimdi, yani ne istiyor bazı kesimler? Büyükşehir Başkanı, bu Ekrem Yüce olabilir, Zeki Toç olabilir veya bundan sonra başkası olabilir. Sadece para vereceksin, susacaksın. Yok böyle bir şey yani. Böyle bir dünya yok. Böyle istekler var. Bizim burada Cevat Ekşi ile Ekrem Yüce'ye bir teşekkür etmemiz gerektiğine inanıyorum. Neden? Ya durumlar ortada. Ekonomi ortada. Pandemiden geçiyoruz. 14 milyon gibi parayı kulübe soktular. Ve şimdi tukaka yapılıyorlar. Bu sadece Ekrem Yüce, Cevat Ekşi meselesi değil. Başkası da olsa sosyal medyada söylemleri bu kadar sert yapmayalım. Yani taraftarların özellikle rica etmek lazım. Ben alınmıyor ama alınan oluyor yani. Yani alınır insanlar. Neden biliyor? Sen niye alınmıyorsun? Sen para vermediğin için alınmıyorsun. Ben de alınmıyorum. Ama adam mesaisini veriyor. Çoluk çocuğundan mesaisini veriyor. Ailesinden mesaisini veriyor. İşinden mesaisini veriyor. Ve ciddi paralar veriyor. Karşılığında... Bu arada hakikaten katılıyorum. Moderatör normalde bu kadar yorum yapmaz. Sen bir taraftan yorumcu kimliğine taşıdın oraya. Yorumcu kimliğim değil. Bir de, yani. Bir de olaya yanlış yerlerden bakıyorsunuz. Cumalar yüzünden donduk burada. İzleyiciler sizin nerede olduğunuzu dikkate almıyor. Ya. Yani orada bir kamera yeri değiştirerek yapabileceğiniz şeyi burada ayakta yaptınız. İzleyici nerede oturduğumuzu bilmiyor ki. Olaylara böyle dar bakıyorsunuz işte. Evet, teşekkür ederim. Bu da bir eleştiri. Dedim mi? Bu da bir yanlış eleştiri. Mı? İzleyici nereden yani, bilecek senin orada oturduğunu, benim burada oturduğumu? Dolayısıyla ben moderatör oturuyorum. Dolayısıyla bu şehirde ne yazık ki bunlar yapılıyor. Birçok ünlü tanınmış ve Sakaryaspor'a her türlü maddi manevi destek olmuş insanlar küstü. Dikkat edin, bir de altını çiziyorum. Birçok insanı küstürdük. Bence yapılmaması gereken hareketler bunlar. Bu dediğim gibi Ekrem Yüce olabilir, yarın bir gün başkası olabilir. Yani sosyal medyadaki özellikle yorum yapan arkadaşlardan rica ediyorum. Eleştiri tabii ki sonuna kadar eleştirin ama hakarete varan eleştiriler olduğu zaman ne sosyal medyada ne burada ne orada hiçbir zaman kimseden destek görmezsiniz. Sadece kendinizi sosyal medyada tatmin edersiniz. Evet Zafer Bey. Ben bu kadar. Ben iyi akşamlar diliyorum. Evet arkadaşlar, bir şey diyor musunuz? Benim başka söyleyeceğim bir şey yok. Şöyle, ben senin şeyini merak ediyordum aslında, bu konuşursun diye. Uğur Akkuş'la ilgili bu hafta bir şeyin mi oldu senin? Ben Uğur Akkuş'la ilgili anlatayım hemen. Ben Uğur Akkuş'la ilgili halk54.com olarak... Bir daha söyle. Halk54.com, sulandırmayalım, olarak bir röportaj yapar mısınız dediler. Evet yaparız dedik röportaj. Saat 15.40'da bir otelde buluşacaktık. Otelin kapısından içeri girdim. Kapıdaki resepsiyon, dedim ki Uğur Akkuş ve ekibimle görüşeceğim. Otelin kamera, güvenlik kamera kayıtlarında bunlar vardır zaten. Saat tam 15.39'da girdim. 15.30 öne, hatta 15.38'de girdim. 15.40'da randevu. Sordun ya, anlatıyorum ben de. Dediler ki Uğur Akkuş ve ekibi burada yok. Dedim benim randevum var, nasıl yok? Hayır dediler, yok burada. Çekildim kenara, basınla ilgili arkadaşı aradım. Dediler ki Uğur Bey yemek yiyor. Yemekten sonra sizle görüşeceğiz. Ben saat orada 15.40'dan 15.40, 15.45, 15.50, 15.55, 16. Saat 16'da 20 dakika bekledim orada. Sonuçta kardeşim, ben de gazeteci olsam, iş yapan, tamam belli randevu olan bir insanım. 20 dakika beni beklettiler. 20 dakika sonra telefon açtım. Basındaki o arkadaş telefonumu açmadı. Ben de yanımdaki Nurettin Ayılmaz'a dedim ki, Nurettin gidelim. Saygı alıyoruz. Nurettin Ayılmaz'la beraber oradan ayrıldık. Nurettin araba dedi ki bana, geçen gün toplantıda, bir dakika tulandırma. Geçen basında yaptığı toplantıya da Uğur Akkuş dedi, 45 dakika dedi, geç geldi. Şimdi arkadaşlar, biz bunu eskiden rahmetli, Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca'da görürdük. Erbakan Hoca böyle bir saat, iki saat geç gelir beklerdik. Yani geç gelmeyi anlarım, geç kalmayı anlarım ama ben 20 dakika orada randevu olan bir basın
röportaj için gelmişim. 20 dakika orada bekliyorum. Bir Allah'ın kulu gelip de Uğur Bey geliyor, gelmiyor. Bir ilgi, alaka yok. Ya bunu çok açık net söyleyeyim. Benim 20 dakika beklemeye alınmadım ben. Ama ben orada 20 dakika beklerken birisi gelir ekipten. Bu böyledir. Biz yılların gazetecisiyiz. 84 yılından beri gazetecilik yapıyoruz. Birisi gelir der ki, çay mı içersiniz, kahve mi içersiniz? Uğur Bey geliyor derler. Bir ilgisizlik, bir alakasız. İlk toplantıda 45 dakika basını bekletiyorsun. Bunlar hoş hareketler değil. Ben açık konuşayım. Yani Uğur Akkuş açısından bunlar hoş hareketler değil. Ha Uğur Akkuş popüler bir insan olabilir. O gün çok yorulmuş olabilir. Efendim İstanbul'daki basın veya magazin muhabirleri bekletebilir ama burada işleyiş pek böyle yürümüyor. En azından ekibi bunu kırıp sarmalayabilirdi ama yapmadılar. Ben şahsen alındım. Benim yaşadığım bu sefa Polat. Yani buradan geçen Zafer Tokuş'ta bununla ilgili bir köşe yazdım medyabar.com'da. Ayrıca Ersin Tarnoğlu'ya Sayın Bakan'la da Zafer yapmış Tokuş olduğu... yazmadı. Editörden imzalı bir köşe yazısı. Artık, o Zafer Tokuş mu? Hakan Turan yazdı. İkisinden biri. Anonim orası. İkisinden biri yazdı. Benim yaşadığım budur. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bir programın daha sonuna geldik. Ben mi kapatayım sen mi kapatayım? Ben bir şey ben teklif kapatayım. Edeceğim. Ben bir şey teklif edeceğim. Ben programı Hüseyin Cumalı'nın sunmasına devam etmeyi teklif edeceğim. Ya ben da ayrılacağım. Ya da hayır sen yorumcu olarak bak. Ben yorum yapmam. Bir gram niye? Ben yorum yapmam. Bize yaptırıyor kendi yapmıyor. Yok ben yorum yapmam. Ben yani ben Sayın Zafer Topçu yani. Yorumcu olarak görmek istiyorum. Gazeteciler soruyor orada. Şimdi kapanışı ben yapıyorum. Sonra. Evet arkadaşlar. Kapanışı ben mi yapayım? evet arkadaşlar. Bir programın daha sonuna geldi. Şey. Gazeteciler soruyor programında gazeteciler soruyor programında. Hüseyin Cumalı kendin ol. Başka bir takip etme. Zafer'in hareketlerini kapatayım mı programı? Ne dedi Sefa? Neyse ben geçici olarak moderatörlüğe oturdum burada. Zafer Tokuş kapatsın. Efendim benden bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Kapanışı ben yapıyorum. Arkadaşlar Serdar abi... Serdar abi gene daldı Serdar abi. Gülesin. Olsun. Serdar abi yani hafta sonu izinlisin ya. O yüzden şimdiden heyecana kapıldın. Şimdi efendim biz bu hafta ne konuştuk? Özellikle gazetecilerin pandemisini konuştuk. Özellikle sağlıkla ilgili korona dikkat çekmek için gazeteci arkadaşlarımızı konuk aldık. Ve bu hafta sizlere ben de moderatörlükten de çıktı. Buraya çıkınca artık ben de unuttum. Şunu belirteyim. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim iyi akşamlar diliyoruz. İyi geceler.